yapıyor? İyi, çabuk ol. Emine, Emine. Ne haber? Hadi. Allah'ım. Emin, Emin. Yaşıyor mu? Yaşıyor mu? Cevap ver. Emin, yaşıyor mu? Sayın. Uyuyacak mı? Bebek uyuyacak. Uyuyacak mı? Uyuyacak mı? Uyuyacak mı? Uyuyacak mı? Uyuyacak! Uyuyacak! Nerede kardeşim? Manyak! Ruh hastası! Dur sakin ol! Sakin ol! Aman! Nerede kardeşim? Götçe sakin ol! Götçe! Ne yaptın? Sakin olun! Arkadaşlar! Sakin olun! Lütfen arkadaşlar, Leyla Hanım'ın ifadesini alacağız. Sonra kardeşinizi bulacağım. Söz veriyorum size. Tamam. Nerede Güney? Güney nerede? Nerede Güney? Olma. Evet. Kralla kraliçemiz gelmişler efendim. Hoş gelmişler. Buyurun. Hoş gördük kızım, hoş gördük. Ama haydi şunları bir an önce alın da biz de bir an önce eve gidelim. Haydi çok özledim ben yavrumu. Nerede bizim çalışma arkadaşlarımız? Şükrü, Hikmet! Koş koş. Efendim Kuzey abicim, bir mevzu mu var? Dalalım hemen patron. Dalın. Bunları alın, dalın. Restorana taşıyın. Hadi yavrum. Derin mevzuymuş. Dalın hadi bak. Lan derin mevzuymuş. Ben de bir şey oldu sandım ya. Hadi biz de bir an önce Güney'i görmeye gidelim. Ha dayanamıyorum, ben dayanamıyorum. Ha sonunda döndücükçükler. Alo, daha yeni mi aklınıza geldik Gökçe Hanım? Baba. Baba mı? Niye dedi değil de baba? Bir şey olmuş. Ne olmuş? Yıldız abla yanında mı? Evet, olmasa mıydı? Baba sen önce onun yanından bir çık. Duymasın o, tamam mı? Ben sana bir şey söyleyeceğim. Sakın panik yapma. Kalının yüreğine indirme olur. Ne diyorlar? Ne diyecek aşkım? Boşkolojide master yapmışlar, onu anlatıyor Allah. Ha öyle diyorsun yani. Anladım. Tamam. Ne oluyor Gökçe? Panik yapma dediğine göre panik yapmam lazım. Ne oldu? Güney'e bir şey mi yaptınız? Baba Güney kayboldu. Ne? Ne demek kayboldu? Küçücük çocuğu evde nasıl kaybettiniz kızım? Ama biz onu sahile biraz gezmeye çıkarmıştık. Ne işiniz var sahilde Gökçe? Çabuk anlat şunu. Baba, akli dengesi yerinde olmayan bir kadın Güney'i kaçırdı. Ne? Şaka yapıyorsan seni döverim. Şaka yapmıyorsan daha beter döverim. Baba keşke şaka olsa ama şaka değil. Ama sen hiç merak etme. Polisler buldu o deli kadını. Deliler, polisler nasıl bir belaya bulaştınız Gökçe? Nerede Güney, iyi mi? Bilmiyorum. Polisler her yerde arıyor. Neredesiniz siz? Emniyet müdürlüğündeyiz. Geliyorum. Sakın bir yere kıpırdamayın. Ben gelene kadar hiçbir şey yapmayın. İnşallah Güney iyidir. Yoksa sizi perişan ederim. Ne oldu? Niye öyle fısır fısır konuştunuz? Hiç. Güney uyumuş. Uyuduğu için de ses yapmayalım diye. O ne ya? Sen niye fısıldıyorsun o zaman? Sen niye her şeyi soruyorsun ki? Kuzey. Bak bakalım sen benim gözümün içine. Doğruyu söyle bana. Bir şey mi oldu Güney'e? Ne oldu? Tamam Yıldız, sana bir şey söyleyeceğim. Ay, Allah'ım yarabbim Kuzey. Ne oldu kurban olayım, söyle ne oldu? Aşkım bu cikcikler Güney'i parka götürmüşler. Şimdi yorulduk, dedi bize alır mısın diyorlar. Aman ya, bu muydu? Ben de bir şey oldu sandım baba. Bir şey mi oldu sandın? Daha ne olacak? Ya Kuzey nasıl götürürler el kadar bebeği parka? Ya üşütürse, ya hasta olursa, ya bir şey olursa?
Şıkım, oğluşumuzun 40'ı çıktı, gezebilir, raporu aldı. Hava bak mükemmel, çok güzel, çocukcağız D vitamini alıyor. Uf, Kuzey, Güney'in A teni hassas. O küçücük hassas tenine ya güneş değerse, gremlin sürmemiştir ki onlar. Ya bir şey olursa ben de geleceğim. Sen gelip ne yapacaksın hayatım? Güneşe branda mı çekeceksin? Güney'i görmek istiyorum. Ben getirince göreceksin sen. Kuzey lütfen ama. Aması maması yok. Hadi bakalım, haydi bakalım. Çabuk getir oğlumu. Getireceğim mi abişim, getireceğim. Allah'ım kardeşim nerede? Kardeşim nerede Mine? Kardeşim nerede? Çalışıyorum. Üşümüştür o şimdi. Acıkmıştır da. O da küçücük dayanamaz ki. Sen onu kardeşimiz deli bir kadınla baş başa bırakmadan önce düşünecektin. Yükse sus. Allah aşkına kurban olayım bak. Kız da perişan oldu. Var mı kızın üstüne ne olursun? Tamam ya biz sakin olun. Güney güçlü bir bebek. Annesinin karnından aldı yine de hayatta kaldı. Doğru söylüyor. Vallahi Sever Bey'im gayınçom yaşam mücadelesini ya. Vallahi yapmayın bunu kendinize ne olur. Az sakin olun. Ya dirisi çıkmazsa? O zaman ne olacak? O da küçücük, minicik. O dayanamaz ki o. Saçma sapan konuşma, öldürürüm seni! Seni ben öldürürüm! Mine, bırak! Mine seni ben öldürürüm dedim! Ne olur sus. Sus artık! Yapma. Sus! Güney gitti. Gitti onu, bulamayacağız. Lan kapat lan seni! Kapat lan! Ne olur sus. Sus artık! Yapma. Sus! Güney gitti. Gitti onu. Bulamayacağız. Lan diyorum sana sus lan! Ya. Kapat seni! Gökçe, kapat! Sen ne yapıyorsun? Sakin ol az ya! Kahretsin! Ya bir şey yaptıysa? Ha? Ya bir şey yaptıysa? Benim yüzümden anladın mı? Benim yüzümden! Sus! Sus! Sus artık! Ne olur sus! Hayır hayır! Ne işin? Tamam. Ne işin? Tamam. Sakin ol. Kadın kendi bebeği sanıyor. Zarar vermez ona. Sadece zarar vermez. Kömürden atmaya çalıştı. Eğer oradaki oyuncak bebek olmasaydı kardeşim kökten ölmüş. Gençler sakin. Sakin. Yaşıyor mu kardeşim? Kardeşim yaşıyor mu? Bir şey söyler misiniz lütfen? Leyla'nın sorgusunu bitirdik. Ne yazık ki hiçbir şey hatırlamıyor. Nasıl hatırlamıyor? Nasıl hatırlamıyor? Kardeşimi öldürüp öldürmeyeceğimi hatırlamıyor. Nasıl hatırlamıyor? Akli dengesi yerinde değil biliyorsunuz. Kafası çok karışmış. İyi bir de ben sorgulayayım. Belki aklı başına gelir. Nerede? Nerede o kadın? Sakin olun lütfen. Hastaneye sevk ettik. İyi o zaman beni de sevk edin. Ben de derirdim. Beni de koysanız o kadının yanına. Beni de sevk edin. Gökçe bir sakin ol. Bir dur Allah aşkına bir dur. Müdür Bey nerede? Nerede kalıyor? Hangi hastanede kalıyor bu kadın? Gidelim bir de biz konuşalım belki bir şey hatırlar. Doktorlar gerekli tedaviyi uygulasın. Sonra Leyla'nın sorgusuna biz devam edeceğiz. Osman dayanamıyor. Tamam gel buraya. Ne olur bulur kardeşimi. Ne olur ben onsuz yaşayamam. Lütfen. Allah'ım ne olur bulunmuş olsun oğlum. Osman, Emin. Ne oldu? Güney bulundu mu? Yok abi. Hala arıyorlar. Abi biz kızları bir su alıp geleceğiz. Nerede kızlar? İçerideler. Abi. Mine'ye kızma olur mu? Zaten kendini suçlayıp duruyor. Sana ne lan? Sana mı soracağım kızlarıma nasıl davranacağım? Abi öyle demek istemedi o ya. Bana bakın. Evlatlarımın başına bir iş geldiğinde mutlaka altından siz çıkıyorsunuz. Merhaba, ben Kuzey Mollaoğlu, Güney'in babasıyım. Oğlum bulabildiniz mi? Var mı bir gelişme? Kuzey Bey, henüz bir haber yok. Fakat elimizden geleni yapıyoruz. Tüm birimlerimiz her yerde Güney bebeği arıyor. O ruh hastası kadını tutuklamadınız mı, almadınız mı siz? Ne diyor, oğlum neredeymiş? Baba, kafası gidik olduğu için hatırlamıyormuş. Başlarım onun kafasına. Nerede bu kadın, nerede?
Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorlar sakinleşmesi için ilaç veriyor. İlaca gerek yok, ben hallederim. Baba, aklı dengesi yerinde değil. Kadın hasta. Senin aklın neredeydi? Ha? Manyağın birine kardeşini teslim ederken senin aklın neredeydi? Haklısın. Haklısın. Kimsenin bir suçu yok. Bütün suç benim. Ne yapacaksan bana yap. Ben her şeyi hak ettim. Mine, git gözümün önünden. Canını yakarım. Baba yapma. Kardeşimiz benim yüzümden kayıp, anlıyor musun? Evet. Senin yüzünden kayıp kardeşin. Bak, benim canımı sıkma. Sus artık. Canını yakarım. Ben de onu istiyorum işte. Eğer sözünüzü dinleseydim, sözünüzden çıkmasaydım kardeşim şu an yanımızda olacaktı. Hadi baba, hadi vur. Vur, ne olur vur Rabbim. Ne olur vur baba. Vurunca geri gelecek mi kardeşim? Gelmeyecek işte, gelmeyecek. Güney'i bulamayacağız. Güney geri gelmeyecek. Keşke onun yerine ben kaybolsaydım. Keşke hiç doğmasaydım. Ben niye doğdum ki? Niye doğdum ki ben? Aptal! Aptal biri! Senin yüzünden. Baba, ben çok korkuyorum. Yapılamazsak kardeşim babalanmayacağım ben. Bir ihtimal yok kızım, bulacağız kardeşim. Baba, Yıldız anneye söyledin mi? Nasıl söyleyeyim kızım? Aile faciası çıkar. Ne dedim peki? Benim cikciklerim almış gezmeye götürmüşler dedim. O da gelmek istedi de ikna ettim, gelmeyecek. Ne zamana kadar saklayacağız? Evet. Müdürüm, Güney bebeği bulduk. Nerede şimdi? Sağlık durumu nasıl? Güney ile ilgili bir şey mi? Bulunmuş mu? Bebeğin sağlığı gayet iyi. Perşembe merkez karakoluna getirildi az önce. Tamam, teşekkürler. Ne oldu, bulunmuş mu? Bebeğiniz bulundu. Perşembe karakolunda. Sağlığı da gayet iyi. Allah'a şükür. Allah'ım, teşekkür ederim. Hadi kızlar, gidelim kardeşinizi alalım. Kayınçoğumuzu karşılayalım bir abi. Her yerde siz be kardeşim. Hadi koş bacanak. Kolay gelsin. Oy oy, sen ne şekersin öyle. Gözlere bak maşallah. Oğlum. Sen nerelere gittin, bıraktın mı bizi ya? Sen daha bir yaşına bile gelmeden maceralara mı atılmaya başladın? Babacığım, bu güneyin rüzgarı seni bile geçecek, haberin olsun. Geçecek tabii kız. Kuzey'in oğlu. Çok uslu, çok da yakışıklı maşallah. Sağlığı falan yerinde değil mi? O manyak kadın bir şey yapmamış değil mi oğluma? Karım hiçbir bebeğe zarar vermez. Özellikle de bir çocuğa. Harun Bey, Leyla Hanım'ın eşi. Bebeği bize o getirdi. Teşekkür ederiz. Karım adına özür dilerim. Akli melekelerini kaybetti. Öğrenmişsinizdir zaten. Evet. Karınız bizi çok korkuttu. Korkuttu vallahi. Hatta köprüye çıkıp bebeğiyle beraber atlamaya kalktı. Osman sus. Bir dakika, bir dakika. Bunu bana söylemediniz. Babacığım, o çok da önemli bir detay değil aslında. Yok, bence gayet önemli. Canım pahasına köprüden atladım. Hatta koyun çamuğu kurtarmak için gözümü bile kırpmadım ben. Benim çocuğum dereye mi uçtu yani? Evet, yani hayır. Bir bebek uçtu ama Güney değildi. Bebek oyuncaktı Kuzey Bey. Leyla çocuğunuzu eve getirir getirmez oyuncak bebekle değiştirdi. Sonra da evden çıkmasına izin verdim. Hemen bebeği karakola getirdim. Oyuncak bebek iyi fikirmiş ha. Bravo. Hep öyle yapıyorum. Hep derken?
karınız hobi olarak çocuk mu kaçırıyor? Bütün bebekleri kendi bebeği zannediyor. Ama aralarında en çok Güney'i sevdi. Vallahi Harun Bey, sevinsek mi üzülsek mi bilemedik yani şimdi. Çünkü bebeğimiz en çok Güney'e benziyor. Bugün oğlumuzun ölüm yıldönümü. Başınız sağ olsun, çok üzüldüm. Ali'yi kaybettiğimizden beri Leyla hep böyle. Hani derler ya, anasını babasını kaybedenin adı var, evladını kaybedenin adı yok. Ulan biz de kadına deli deyip deyip durduk ya. Tekrar karım adına özür dilerim. İyi günler. Eyvallah. Sen bizi hiç bırakma olur mu oğlum? Sen babayı atsız bırakma olur mu? Mine, sen niye bakmıyorsun kardeşine? Yüzüm yok. Gel buraya gel. Baba istemiyorum. Gel buraya. Tut bakayım kardeşini. Tut. Tut, tut, tut. Sıkı sıkı tutacaksın. Bir daha asla bırakmayacaksın. Bırakırsan bozuşuruz, tamam mı? Aferin. Sana söz. Bir daha seni asla yalnız bırakmayacağım prensim. Gel. Gel bakalım. Ah balım. Ah bebeğim. Aşkım. Bebeğim. Ah minik. Baba. Can veren Rabbim. Nasıl güzel yaratıyor. Babuş ne yapıyorsun? Çöp atıyorum. Kirve görmüyor musun? Ben de Feride'mi izliyorum. Hadi at gel. Allah hadi. Allah. Ne gülüyorsunuz gıllıkla? Kime diyorum, ne gülüyorsunuz? Beş tane elma alacağım. Vay çakallar. Ne yapıyorsun lan burada? Sen Feride'yi mi takip ediyorsun? Bana diyene bak ya. Asıl sen ne yapıyorsun burada? Oğlum bak, seni bir daha Feride'yi keserken görürsen çamaşır diye çitiler, asarım lan seni ipe. Yok ya, asıl ben seni bir daha Feride'nin etrafında görürsem çok fena olur. Ne olur lan? Ha? Ne olur? Ne olur? Lan oğlum bana bak, sana bu orduyu dar eder. Hadi ya, benim memleketimde, benim yerimde. Lan senin memleketini sana yabancı ederim lan. Hadi ya, güneyle. Çekme güveniyorum lan. Borcun ne kadar? 10 lira versin. Bir daha borç atarım. Yürü git lan. Lan oğlum. Haline bak, çocuk gibiler ya. Anlamıyorum bunları. Gerçekten anlamıyorum yani. Benim dikiş mi bir şey yapıyorlar ya. Gerçekten. Ah, ah. Ne yapıyorsun ya? Bırak. Bırak çantamı bırak. Feride. 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 İyi misin? Uçak bir tarafına geldi mi? Yok bir şey. İyi misin? Feride. Kimin? İyi misin? Sen niye geldin? Adamın peşinden koşsana. Görmüyor musun? Çantasını çaldı. Lan gevşek gevşek konuşma oğlum. Gelsin benim de cüzdanımı çalsın. Feride mi iyi, ona bak. Korkuyorum demiyor da. Neyden korkacağım lan? Adam kaçtı gitti, görmüyor musun? Oğlum ben senin gibi fasulyeden adam mıyım da korkayım? Hadi ya, öyle mi? Nesin sen ha? Lan ne diyorsun lan? Ya yeter! Şu durumda bile kavga ediyorsunuz ya. Korkudan ölüyordum ben. Tamam, korkma. Eline bir şey mi oldu senin? Yok, önemli bir şey değil. İyi misin? Bak bir eczaneye falan gidelim, ben krem alırız. Gerek yok. Gel ben seni kaldırayım en iyisi.
Nasıl basabiliyor musun ayağına ha? Burkun sayın olmayasın. İyisin değil mi? Basıyorum basıyorum. Çok korktum sadece o kadar. Geçti gülüm. Ben yanındayım. Asıl ben her zaman yanındayım. Bak istiyorsan bir eczaneye gidelim. Gösterelim elini. Krem falan alırız ha. İstemiyorum bir şey. Ben sadece eve gitmek istiyorum. Ver şunu da. Tamam dur koluma git. Ne kolu ya ne kolu? Aman da benim oğlum kırk gezmelerine mi gitmiş ablalarıyla? Ne yapmış acaba? Nasıl geçti günün anneciğim? Ha? Ne yaptınız ablaları? Yıldız mam yemin ederim hiçbir yere gitmedik. Sadece sahilde boş boş dolandık. Kuzey bunlar var ya yarın öbür gün ha güneyimle benim bir olurlar da... ...böyle gizli gizli gezmelere giderler ben diyeyim sağa. Ay biz siz de ne bersiniz yani. Hiç huyumuz, hiç tarzımız değildir böyle şeyler değil mi? Kızlar ne diyeceğim? Biz var ya bir kere Poyraz'ı kaybetmiştik. Olacak iş mi? Olacak iş mi Allah aşkına? İnsan kardeşini kaybeder mi hiç? Uydur bak anlatayım. Şimdi böyle abimle beraber çarşıda panayır kurmuşlar. Bir de öyle heves ettik yani çocuk. Ne edelim annemden gizli gizli Poyraz'ı da aldık gittik panayıra. Ondan sonra çocuk aklı oyuncaklara dalmışız. Böyle bir baktı aha Poyraz yok. Ay, çok çok kızdılar mı peki? Ne yaptınız bulabildiniz mi hala kayıp mı yoksa? Uy hem de ne ya bulduk kız bulmaz olur muyuz? Bulduk. Duyuyoruz tabii haberlerde falan böyle şeyler. Ancak benim kızlarım çok sorumluluk sahibi insanlar olduğu için öyle şeyler yapmazlar. Ya öyle ha benim kızlarım maşallah maşallah. Oğlum sen de ablalarına benzemiyorsun. Aha bak onlar gibi akıllı olasın emin oluşum değil mi? Uy ulan daha yeni altını değiştirdim ha ne ara doldurdun? Aha buna da bez dayanmıyor vallahi ben gidip değiştireyim. Ne bakalım değiştirelim mi altımızı? Allah'ım kesin öğrendi, kesin öğrendi. Bu tarz hikayeleri anlatmasının başka hiçbir anlamı, mantığı, hiçbir şey yok. Şşt, anlamadı. Anlasaydı çoktan da ayağınızdan bir şey bağlayıp denize atmıştı sizi. Babacığım ya itiraf etmemizi bekliyorsa? Hayır efendim, hayır. Bir daha bu konuyu konuşmayacaksınız. Açmayacaksınız bile bu meseleyi, tamam mı? Feride. Sen mi geldin kızım? Sistah? Feride. Feride. Kızım iyi misin? Abla, iyi misin sen? Feride iyi misin kızım? Bir şey mi oldu? Kapkaca uğradım. Ne? Nasıl? Nerede? Ne zaman? Çarşıda. Böyle yürüyordum. Adamın biri bir anda asıldı çantama. Ben de çektim. Sonra bıçağını çıkardı. Bıraktım çantayı. Sen iyi misin peki? Bir şeyin var mı? İyiyim ben. Halil ile Mete de oradaydı zaten. Hemen koştular yanıma sağ olsunlar. Yakalayamadılar mı adam? Nerede? Adam tazı gibi kaçtı gitti. Tabii çantam da gitti. Giden çanta olsun yavrum. Senden kıymetli değil ya. Baba kendimi o an o kadar savunmasız hissettim ki. Çok korkunç bir şeymiş. Dondum kaldım. Hiçbir şey yapamadım. Bana bir şey olmadı ama... ...gitti çanta işte. Ya o da bir şey mi? Ben Güney'i çaldırdım. Ne? Güney'i mi? Güney'i mi çaldırdın? Şşş, Yıldız yukarıda. Bu konuyu konuşmayacaksınız diyorum ya. Baba ne oluyor? İyi mi Güney? İyi kızım. Yıldız'ın yanında yukarıda. Nasıl çaldırdın Güney'i? Anlatsana nasıl yaptın böyle bir şeyi? Yani benim yüzümden. Hiç tanımadığım bir kadına emanetim. İnanamıyorum sana Mine ya. Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Ya kadın zarar verseydi Güney'e? Ya bir şey olsaydı Güney'e? Tamam kızım. Sakin ol. Kardeşlerin derslerini ziyadesiyle aldılar bugün. Sen iyi misin? Hastaneye falan gidelim mi? Yok. Gerek yok. Ben biraz dinlenmek istiyorum sadece. Tamam kızım. Yani bir sürü şey geldi başımıza ama her şey güzel olacak merak etme. Ya tamam.
Bırakın Allah aşkına şu karamsarlığı. Bakın hep söylüyorum. Biz Kuzey'in kızlarıyız. Altından kalkamayacağımız şey yok. Evet. Neredeyse. Vallahi bacım pideciler çok kuyruk vardı ancak buyur. Madem millet pideyi bu kadar seviyor, niye sadece Ramazan'da çıkartıyorlar? Niye pislik yapıyorlar? Geç hadi geç. Ay Seferim de pide almaya gitti dedi ama. Hoş geldin. Vallahi yenge hiç Sefer abiyi beklemeyin. Bütün pidecilerde kuyruk var acayip böyle yani anca yaksıya gelir. Allah Allah. Ben arayayım adam boşuna pide şey yapma. Ay yok arama ya. Kendine özel pide yaptırıyordum. Vallahi daha yersin ben karışmam. Ay şu sofranın güzelliğine bakar mısınız? Nahide abla yine döktürmüşsün. Ay Allah ne verdiyse fındığım bir şeyler yaptım işte. Beraber yaptık. Evet. Evet. Haber de ikindiden sonra sağ olsun anca yeşillikler yıkayabildi. Ay iftiraya bak ya hiç utanmıyorsun uçlu ağzına yalan söylemeye. Ben orusu değilim. Bebeği emziriyorum. Eline sağlık dünyamın uçusu. Eminim dünyanın ne güzel yeşilliklerini sen yapamışsındır. Ay yemek kokuları ta dışarı kadar geliyordu maşallah. Ellerinize sağlık yemin ediyorum ki. Pampamla Yıldız nerede? Ha Güney birazcık huysuzmuş. Bu akşam da evde kalalım dediler. Sonra gelecek onlar. Evet. Aldınız tabii mis gibi yemeklerin kokusunu unuttunuz bizi. Oo. Buyurun çıtır çıtır baklavalar geldi. Geç yavrum geç. Geç yavrum. Çocuklar gerek yoktu ya. Beni tatlı yaptıydın. Olur mu? İyi ki almışsınız ya. Yani günlerdir güllaç yemekten yemin ediyorum Deren Su'dan daha çok süt içmeye başladık ha. Çok özür dilerim Poyri. Çok özür dilerim. Hiç farkında değildim. Senin şu sarı çıyan karın mutfağa girsin de bir onun hamaratlıklarını görelim bakalım. He? Şuna bak. Kokusuna bak çıtır çıtır ya. Ben sana daha güzellerini yaparım Poyri'yim. Ama bu da fena durmuyor kız. Ne yaptın lan? Kusura kalmayın ya. Valla ev sahibim aslında yanlış oldu da. Dayanamadım valla. Ondan demiyoruz ya. Okumadı ya daha. Ne okumadı kız? Orucum bozuldu. Ben yanıyorum. Şuku var ya şuku. Şey veririm bile yapmaz ha. Ne olur bu da bunca adama kese niye bana veriyormuş tepsiyi? Bileyim ya sen. Konuşma. Ulan ben şimdi bunun hesabını nasıl vereceğim? Ya tamam tamam dur ya bilmeden yedim bir şey olmaz. Allahu Ekber. Allah. Hadi hadi bir şey olmaz. Buyurun sofraya. Buyurun buyurun arkadaşlar. Bir dakika ben iki dakika sonra açacağım. Siz geçin. Ya oğlum bir şey olmaz. Bilmediğin yedin. Ne olacak ya? Ne bileyim içime simi hadi oturun hayırlı iftarlar. Gel buyur gel. Yok ben iki dakika sonra açacağım. Allah hadi hayırlı iftarlar Allah kabul etsin. Ay Allah kabul etsin çocuklar. Yavaş yavaş. Nice iftarlara. Hurma verin kıza. Alacağım ben. Saçın girecek ya. Evet, afiyet olsun canım. Allah kabul etsin Poyraz. Ay ay ay. Uy, Kuzey, Kuzey yavaş. Yavaş aşkım, bana ne kadar hızlı yedin. Aşkım, döktürmüşsün ya. Böyle bir şey görmedim ben. Mükemmel şeyler yapmışsın. Ya afiyet olsun, afiyet bal, şeker olsun ama bu kadar hızlı yersen bak midene oturur sonra. Ya senin yaptığın bir şey benim mideme oturma şansı yok. Senin yaptığın zehir bende sihir etkisi yaratır. Şifa olur, şifa. Tamam da bağırma. Kurban olayım niye bağırıyorsun Kuzey ya? Zaten zor uyutmaya çalışıyorum ha. Gözlerim mayıştı ama daha uyumuyor ya. Üf. Hem zaten bak aha Güney'i bahane ettin, yalan söyledin. Korkuyorum yani. Aşkım bahane edip de ne dedim Allah aşkına? Güney biraz hasta gelemiyoruz dedim.
Yaman Allah'ım esirgesin ya, Güney hasta olursa ya yalanımız başımıza geçerse? Ya yalanımız başımıza maşımıza geçmez Allah aşkına. Sen hep kötüyü düşünüyorsun aşkım. Şurada ilk defa baş başa kalmışız. Bak oğlumuz sakin sakin güzel güzel duruyor. Böyle dinginliğin, sessizliğin sesini dinle, kurban olayım ya. Üf, aşkım doğru diyorsun aslında. İyi düşünelim, iyi olsun. Bak cikcikler yok. Dalgaların sesini dinle. Denizin kucağına bırak kendini, sesleri dinle. Bu cikcikleri komple göndersek mi size ya? Ya hayır diyorum aşkım. Bak aha kızdı, vallahi kızdı. Tamam abi, tamam. Ablanlar gitmeyecek oğlum, tamam. Dönüp dolaşım aynı şeyi söyleyip duruyorum bana. Hayır diyorum, göndermeyeceğim ben kızlarımı. Ama bir de şu tarafından düşün, Allah'ını seversen. Bak kırlentlerin yerinde duruyor, kristaller sağlam, kırılmamış. Bir böyle düşün sen. Düşünüyorum. Hayır, cevabım hayır. Hayır diyorum, bu konu kapanmıştır. Ayrıca aklın varsa şu anın baş başa kalmamızın tadını çıkarırsın. Bu bir teklif mi? Ne teklifi ula? Çay. Hazır iftarımızı da yapmışken. Uy, anam tamam tamam oğlum. Şaka yaptı baba. Dudağını aslında sağ uzatıyordu, seni öpecekti. Çabuk oğlunu. Babamız bak. Bak babamız aslında kimi öpüyormuş? Güney öpüyormuş. Aferin. Tamam ben uyutayım aşkım. Sen merak etme. Oğlum, canım oğlum. Biraz daha uyumazsan cikcilerin yanına gidersin oğlum. Hadi oğlum. Bak çocuk senin sesini duyunca sakinleşiyor Kuzey. Senin ettiğin laflara bak. Sen galiba teker teker bütün çocuklarını gözden çıkarmaya bakıyorsun yani. Hayır ya, ne alakası var? Lafın gerisi söyledim. Kuzey ya, bir kokla sana bakalım altına mı yaptı? Ya arkadaş, insanlar Mars'a koloni kurdu, uzaya seyahat, bayağı bilet kesiyorlar. Hala bunu koklamadan yapmanın bir yolu yok mu ya? Aha, bu kadar boşa konuşacağına benim sorduğum sorunun cevabını çoktan vermiştin. Doğru dedin. Tertemiz, hiçbir sıkıntı yok. Allah Allah. O zaman niye böyle huysuzlanıyor, niye uyumuyor Kuzey ya? Bu Allah'ım esirgesin, vallahi yalanımız başımıza geçecek galiba. Ya yalanımız başımıza geçmedi. Bu nasıl deyim ayrıca ya? Lütfen ama Allah aşkına. Ya bak, erkekler ağlamaz değil mi oğlum? Ablanların yanına gönderirim vallaha. Oğlum, canım oğlum. Canım oğlum. Annenle baş başa kalalım da çay içelim oğlum. Yok oğlum. Bak vallahi çocuk anlıyor Kuzey. Huysuzlandı diyorum. Şaka yaptı. Babamız bize böyle küçük şakalar yapar. Söyle, şaka yaptığını söyle. Şaka yaptım evladım. Ama yine de gönderirim, ablanların yanına bırak da çay içelim oğlum. Şaka yaptı, şaka. Şaka yaptım, ama vallahi gönderirim seni. Bak vallahi anlıyor, bak sakinleşti şaka yaptım deyince. Oy annesinin bir tanesi, oy benim yavrum. Yanlış anlar. Aman da benim oğlum. Ay babamız çok şakacı. Şaka. Ay tamam. Boyraz. Ne oldu oğlum? Bir şey mi çıktı içinden? Beğenmedin mi? Niye yemeyin? Yok be oğlum, orucumu bozdurdu ya. Hani ağzımı atarken aklıma gelip duruyor işte, yiyemiyorum. Yok ya, çok şey yapma ciğerim. Öyle bilmeden yedin mi? Orucun bozulmuyor yani. Allah Allah ya. Nasıl böyle bilmiş konuşuyorsun? Hayır yani hangi caminin hocasını söyle de bilelim değil mi? Bayri, şaşkın. İçin rahat etmeyse Ramazan'dan sonra kazasını tutarsın. He. Kefaretini de ödedin mi tamamdır. İyi olacak. Pampam nerede kaldı ya? Niye gelmedi? Yatsı okunacak neredeyse. O aradı beni. Direkt camiye geçmiş. Pideyle açmış orucunu. Ben de konuştum. Kuzey'den küs olduğu için gelmedi. Kuzey burada değil deseydiniz kesin gelirdi. Ruhi, bak onun yanında da açma bu konuyu. Zaten bu iftar organizasyonunda onları barıştırmak için yaptım. Hem ikisi de gelmediler. Ama yenge yani bir yerde de abim haklı şimdi. Yani mehter başı ağası olmam 10 dakikaydı. Başım mı delireceğim ya? Şu konuyu kapatın. Gitti tamam bu konu ya. Feride, kızım senin neyin var akşamdan beri süklüm püklüm oturuyorsun böyle? Ya o bugün pek iyi bir gün geçirmedi de. Hayırdır? Ne oldu? Yoksa biri bir şey mi dedi, bir şey mi yaptı sana, ne oldu? Hangi pislik canını sıktıysa söyle. Ramazan'dan sonra hemen temizleyeyim. Ya bu öyle bir şey değil Ruhi abi. Bir şey oldu ya.
Geliyorduk ya biz. Çarşıdaydık işte. Kapkaççı çantayı çaldı. Ne? Aa, ne? Nasıl oldu? Vallahi biz de anlamadık ki nara olduğunu. Şimdi şeref yoksunu rüzgar gibi geldi, çantayı kaptığı gibi gitti. Siz yanındaysanız gereğini yapmışsınızdır değil mi? Tabii ya. Ne oldu lan? Dayak mı yediniz yoksa ne oldu? Öyle olsaydı iyiydi be abi. Adamı elimizden kaçırdık. Vallahi kaçırmadık. Yani şöyle oldu aslında bak. Ben adamı gördüm ya çaldığını. Puf, arkasından koptum gittim. Baktım arkada Feride tir tir titriyor, tamam mı? Yanında da çalı çakalı var, iti kopuğu var. Hemen Feride'nin yanına gittim yani. Aynen aynen. Ben de o sebepten ötürü. Etrafta çakal çukal çok ya. O yüzden ben de Feride'mi yalnız bırakamadım. Ya adamla bıçak olmasaydı zaten yani size ihtiyacım yoktu ama. Ne? Bir de bıçak mı çekti bu pislik sağa? Ya böyle çıkardı bıçağını. Ben de böyle dondum kaldım. Ne yapacağımı şaşırdım. Beni öldürecek sandım. Ben çok korktum. O yüzden bıraktım çantayı. O da aldı gitti. Ah canım. Ah ah ah. Canım fındığım sağlayamam. Çok iyi yapmışım. Cana geleceğine bana gelsin. Lan. Lan kız korktum diye öldürecekti beni diye. Hiç mi bir şey yapmadınız lan? Yazıklar olsun size. Ya yazıklar olsun size be. Oğlum ben orada olacaktım var ya. Neyse sinirlenmeyeyim şimdi. Ohe ayıp oluyor ama ha. Anlattık ya meramımızı daha ne edek? Yok yok hata bende. Ben kendimi savunmasını bilmiyorum. Bundan sonra en azından yanında biber gazı falan taşıyacağım. İyi de onu taşımak yasak değil mi? Ha. Ben de öyle biliyorum. Ulan gazla mazla olacak iş değil o. Ben sana bir tane silah alacağım. Kullanmayı da öğreteceğim. Ya Ruhi abi ben kendimi savunmak istiyorum. İnsanlara saldırmak değil. Hı. Tamam işte. En iyi savunma saldırıdır. Ama en iyi hapishaneler de onlar düşüyor biliyor musun? Evet evet. Silah kullanmak bana göre değil. Ben silahsız bir şekilde kendimi savunmak istiyorum. Tamam o zaman. İyi bir tetikçi, aynı zamanda iyi bir dövüşçüdür. Ha evet. Ha? Doğru değil. İşte savunma sanatını öğrenmek istiyorum ben de. Ha, tamam. Ben sana öğretirim. Ruhi abi de onu demeye çalışıyor işte. O da öğrenmeye hevesli belli ki. Biraz. Sus lan. Kılçık. Oo, bana bak. Bana kimse abinin dışına kılçık diyemez ha. Lan sus diyeyim lan sağ ol, sus diyeyim. Pampam yokken tüm yetkileri bana geçer. Neyse. Biz konumuza geri dönelim. Evet Feride. Ben sana her şeyi öğretirim. Aikido. Boks. Kickboks. Judo. Tekvando. Wushu. Jitsu. Sumo. Hangisini istiyorsun sen? Hangisini istiyorsun? Gerçekten öğretir misin bana bunları? Öğretirim tabii. Niye öğretmeyeyim? Gerçekten öğretir tabii. Ona birkaç sene zaman vermemiz lazım. Kendisi öğrensin. Ondan sonra öğretmeye çalışır belki de. Bayri. Lan şimdilik sağa buradan bir aduket çekeceğim. Yalnız o Street Fighter. Yani savunma sanatı değil. O ne be? Lan neysem ne işte. Allah Allah. Feride. İstiyorsan ben sağa öğretirim ha? Evet istiyorum. İyi. Ben biliyorum zaten hepsini. Ruhi abiciğim, bize de öğretir misin? Lütfen, lütfen. Madem ısrar ediniz, yarın sahilde buluşuruk. Yalnız tırsaklar gelmez. Ama sağa da öğretecek birileri lazım. Yan. Hah, yan şaşkın. Yanırlayacağım bu pisliği çok az kaldı. Yıldız. Ah ya. Sen hem uyuyorsun hem çocuğumuzun beşiğini mi sallıyorsun yavrum? Kıyamam ben sana ya. Uyandın mı? Ne oldu? Uyanmadı, uyanmadı aşkım. Sallama işini ben devraldım sadece. Uyandı, duymadım. Ondan mı aldım? Hayır aşkım, hı. Uyuyor.
Sesi gelmiyor mu? Olsun olsun. Hatta bak sallamaya da gerek yok. Hı? Sen kocanın kollarını teslim et kendine. Hadi sarılalım, uyuyalım. İyi Kuzey, yan yok bak. Ağlıyor. Ben Müge'ni bir sallayayım ondan sonra. Yavrum, ha buradayız annem. Heh. Aşkım çocuk bu, uyur uyanır. Öyledir yani, çocuk bu. Öyle ama bak saat kaç oldu Kuzey, daha hala uyumadı ya. Oğlum. Uy Kuzey, kurban olayım, ateşi var galiba. Bir baksana, sen de bir bak. Var mı? Ha, var mı? Yani var gibi de tabii bugün yaşadıklarından sonra normal. Allah'ım ne oldu? Ne yaşadı ki benim oğlum? Ne oldu? Bir şey aşkım, şey sadece hani ha abinlere yalan söyledik de şey dedik ya, hani yalan söylersek başımıza gelir, onu diyorum. Dedim ben sağ Kuzey dedim bana, ha dedim yani, dedin gittin abime yalan söyledi, çocuk hasta dedin, ha geldi başımıza çıktı işte. Ya bir sakin ol bir tanem, çok hani için ne sinecekse şeyi dereceye getireyim, onunla bakalım. İyi ver ateş ölçeri ver. Tamam. Ver bakayım. Ya bekliyorumdur. Uy Kuzey. 37,5 Kuzey. Kuzey yanıyor. Çocuk yanıyor Kuzey. Ha tamam, 37,5 ise iyi. Ya neresi iyi? Neresi normal? Yanıyor diyorum çocuk Kuzey. Bir şeyler yapmamız lazım Allah'ım. Aşkım çocuk bu. 37,5 falan olur ateşi, normal. Ya normal olur mu? Ya havale geçirirse, ya bir şey olursa? Allah Allah ya, ben buradayım, bir sakin olur musun lütfen? Ay, bak gördüm bana Kuzey dedim, bana bak sağ dedim, abimlere yalan söyledik, başımıza çıktı hemen. Aa çocuk ya, ateşler içinde ya. Aşkım bak, sen böyle stres yapıyorsun, ondan sonra çocuğumuz geriliyor. Kurban olayım, germeyelim çocuğumuzu, ne olur. Ben çocuğuma ateşi düşmeden sakinleşemeyeceğim, olmayacak yani. Aşkım bak, senin o telaşını, stresini, korkunu, her şeyini hissediyor. Lütfen rica ediyorum, çocuğumuzu germeyelim aşkım, lütfen. Tamam. Hey yavrum. Hey sokudaki. Ay ya, ne bu ya? Yani ben anlamadım şimdi, sen gerçekten çıkıp sokağa elinde oklavayla kendini mi savunacaksın ya? Ay yok canım, tekniği öğrenmemde yardımcı oluyor sadece. Ya sen bu uzak doğu sporları neyin? Şimdi boş ver bunları ya. Gel ben sana daha yakından bildiğimiz bir yakın dövüş sanatı öğreteyim. Allah Allah, neymiş o? Beni izle. Bu tekniğin adı gelişine vurma. Hazır mısın? Hazırım. İyi, gevşet kendini. Adeta dans eder gibi. Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım mutluluğumuz. Sol adım önde. Sol yumruğunu iyice sıkıyorsun. Sallıyorsun. Rakibin kafasını karıştırmak amaçlı. Sonra sağ sıktın. Sol gösterdin, sağ vurdun. Yetmedi. Koydun kafayı. Rakibin yerde yatıyor şu an. Osman ya. Ben adamı dövmek istemiyorum ki ama. Kendimi savunmak istiyorum sadece. İyi tamam, bu da bir nevi zaten kendini savunma. Yani rakibini döverek kendini savunuyorsun. Nasıl? Bravo. Allah da canı sağ olmasın. Ben çok özür dilerim. Bir şey yok, bir şey yok. Sen ne yapıyorsun ya? Oklava kullanmaya bu kadar hevesliysen ben sana baklava hamuru açmayı öğreteyim. Kusura bakma ya. Bir şey olmaz. Ne oldu? Kanıyor mu? Ah, kan attı parmağını. Kanıyor mu? Yok kanamıyor. Battı sadece biraz. Acıyorum ha. Benim yine sakarlığım tuttu da ne var ne yok devirdim. Tamam, ben hallederim ya. Hallet. Hadi halledek. Dayak. Gel toplayasın. Orada da var.
Ya bir şey diyeceğim. Hı. Benim karnım acayip acıktı. Hadi bir şeyler hazırlayalım, bir şeyler yiyelim. Osman Allah aşkına ya. Erken erken yiyorsun. Sahura hiçbir şey yiyemiyorsun sonra. Tut şu boğazını, tut şu boğazını. İyi de böyle de zaman geçmiyor ki ya. Baksana bekliyoruz yani. Boş boş hiçbir şey de yapmıyoruz. Sıkıldın mı lan? Bakana biz küçükken böyle toplaşırdık, hırsız polis oynardık. Oynayak mı? Aa, çok güzel fikir. Hem zaman da geçmiş olur. Değil mi? Nasıl oynanıyor? Oğlum ben öğreteceğim. Hadi lan dinlenmeyin, kalkın. Siz masayı ortaya alın, ben kağıt kalem alayım. Tamam mı? Haydi. Hadi kalk. İyi kızlar, biz de hadi depodan sandalye getirelim. Ne sıkıcısınız ya. Hadi Mine gel. Dur Osman, dur. Dur, dur. Dikkat edeceğini yapıldı onlar. Uy annen, sağ kurban olsun. Yavrum korkma, korkma. Düşüreceğiz ateşini inşallah, değil mi annem? Uy kurban olayım. Aşkım bak hani telaş yoktu Allah aşkına ya. Üf, tamam tamam, ha telaş yapmıyorum, tamam sakinim. Şimdi güneyimi soy, böyle sirkeli suyla bir silerim. Ya ne diyorsun Kuzey, ne sirkeli suyu? Ha, o ne ya, niye getirdin ha onu? Aşkım bu kötü bir şey değil ki, annemin yaptığı organik sirke. İstemiyorum ha, ben yavruma öyle sirkeyi falan süremem. Ne olduğu belli değil ya, bir şey olursa. Ne yapacağız? Ve böyle olmayacak. Ben bir daha ölçeceğim ateşini. Dur. Bir bakayım bir daha. Kaç? Oy Kuzey. Kuzey 38. Aa 38'e çıktı Kuzey. Kurban olayım. Hadi bir şeyler yapalım. Götürelim doktora. Bakın çocuk havale geçirecek diyorum. Aşkım biraz daha yükselirse gideriz hastaneye. Ya nereye götüreceğiz? Hastane burnumuzun dibinde mi Kuzey? Ya zaten gidene kadar anca olur. Başına bir iş gelecek çocuğun. Hadi götürelim ne olur. Aşkım telaşını anlıyorum. Ama bak Güney prematüre doğdu. Yani bağışıklık sistemi yeni yeni oturuyor onun. Bir sürü mikrobun içine mi sokalım hastanede? Ne yapacağız o zaman Kuzey, ne yapacağız? Bir şey yapmamız lazım. Ha gavruluyor çocuk. Doktorunu arayalım. Ha uy kurban olayım, iyi aklına geldi. Hemen arayalım ha. Al. Hemen ara. Hoparlörü al, hoparlörü al. Doktor bey iyi akşamlar. Rahatsız ediyorum ama ben Kuzey Mollaoğlu, Güney'in babasıyım. Güney'le ilgili aramıştık da. Önemli değil Kuzey Bey. Bir sorun mu oldu? Doktor bey, Güney ateşler içinde yanıyor. Aa, ateşi çıktı oğlumuzun, cayır cayır çocuk. Ateşini ölçtünüz değil mi? Kaç derece? 38. Anladım. Ateşi sınırda. İştahı nasıl peki? Emiyor mu? İyi, çok şükür doktor bey. Onda Allah'ımıza şükür olsun. Hiçbir problem yok. Emiyor gayet iyi. O zaman şimdilik telaşlanmayın. Ama sık sık kontrol edin. Eğer 38'i geçerse hemen beni arayıp hastaneye geçin. Doktor bey peki niye böyle oldu? Yani çocuk hiçbir şey yaşamadı ki. Niye birdenbire çıktı ateşi? Bebeğiniz büyüme hata döneminde. Bağışıklığı yeni yeni gelişiyor. Bu dönemlerde sık karşılaştığımız bir şey. Telaşlanmanıza gerek yok. Peki ne yapacağız? Yani böyle elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Bir şey yapmak lazım. Ilık suyla banyo yaptırabilirsiniz. Ve dediğim gibi ateşini sık sık ölçün. Ve bol bol emzirin. Tamam, tamam sağ olun. Tamam. Sağ olun, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar doktor bey. Size de. Uf tamam anneciğim, tamam. Gördün mü bak aşkım? Hiç böyle tedirgin olacak, stres yapacak bir şey yokmuş. Benim tecrübem de var, sakalım da ama bir türlü sözüm dinlenmiyor yani. Senin dediğini yapsaydık aha turşu gibi çocuğu sirkeye basacaktık. Bak ne dedi doktor bey, ılık suyla dedi böyle duş ettireceksiniz dedi. Haydi aha çok biliyorsun. Hemen ılık suyu hazırladı, çocuğu böyle bir ıslatalım ha. Hemen aşkım. Haydi annem, oğlum. Tamam anneciğim bak buradayız ha. İndireceğiz ateşini inşallah, tamam mı yavrum? Hoş. Tamam anneciğim ha. Ne oluyor be? Niye herkes birbirine psikopat gibi bakıp duruyor? Lan oğlum oyunun tarzı bu, ciğerim karıştırma. İşte ben nereden bileyim ya hanginiz mahalleli, hanginiz polis, hanginiz köylü, halk kimsin, nesin ya? Nereden bileyim ya? Anlaşıldı bacanak, sen değilsin. Sen değilsin. Nasıl bilebiliyorsun ya? Nereden bildin ya? Ben nasıl bilebilirsin yani böyle bir şey? Baktın mı bir kere kağıdıma benim? Yok. Keşke oyuna başlamadan önce bir IQ testi yapsaydık. Yazıklar olsun. Oho gençler hadi biraz ciddiyet ya hadi. Aha yakaladım. Hırsız sensin işte Osman. Bir de oyunu bilmiyormuş gibi numara yapıyor burada. Neyi yakaladın ya? Saçmalama Feride abla, ben halkım ben ya. Oğlum o zaman niye göz kırpıp duruyorsun? Niye kafa karıştırıyorsun?
Ne bileyim ben, kafam karışmış işte. Bir kere yapmışız bir şeyler yani. Osman, hadi kardeşim sen çık, elen. Ya arkadaşlar bakın, beni elerseniz bir hak kaybedeceksiniz ya. Yani çok üzülerek de söylemek isterim ki... bir hak kaybettiniz. Allah. Ben dedim. Ay yıkıyorum. Ben öldüm. Allah Allah, kim bu ya? Halktım ben minişim ya, ben de öldüm. Biliyorum, biliyorum. Hain. Sensin Halil, sensin. Yakaladım seni, eller yukarı. Senden de hiçbir şey kaçmıyor ha. Kırpıyorum, kırpıyorum, o kadar göz ölmüyorsun. Neyse, sıra cezada. Senden gelecek her tür cezaya varım. Cezayı ben vermeyeceğim ki. Sopacı verecek. Aha. Hangi sopacı? Bak pis pis gülüyor kesin o. Ay. Bak sopacı. Hay ben bu şansın içine. Ne yapsam, ne yapsam? Heh. Buldum. Bana bak. Öyle timsah yürüyüşüymüş. Yok efendim, ördek yürüyüşüymüş. Hayatta yapmam, haberiniz olsun. Da hiçbir şeye gelemem. Yok yok, zaten sen yapmayacaksın. Biz yapacağız. Ne? Yok artık. Oho, yavaş, hayatta olmaz. Bıyığıma dokandırtmam, o benim kırmızı çizgim biliyorsun. Ya mızıkçılık yapma hadi. Yok kız bacı, deli misin sen? Al kolumu, alın bacağımı kesin ama bıyığıma dokandırtmam. Bitti. Ya evet ya, o çok acımasızca olur. Değil mi? Yani. Gerçi de yani adam haklı. İyi, güzel kaşındı. Sen yandın, yandın sen. Şimdi sen böyle derin derin nefes al, kendini bırak, gayet sakin ol. Tek seferde bitecek, söz veriyorum. Ay ben bakamayacağım galiba. Yanmaya hazır mısın Adan Ali? Hazır, hazır. Çek, Allah çektirmesin, çek. Allah! O neydi lan? Uy, uyuyakaldım. Uy oğlum, Güney'im. Allah'ım sağ ol, şükürler olsun. Ay tamam. Güney oğlum, aşkım ateşi düşmüş. Düştü ha, düştü çok şükür. Düştü. Demek ki benim yöntemlerim işe yaradı. Senin yöntemlerin demeyelim aşkım. Doktorun yöntemleri diyelim. Sağ kalsa ha, turşu gibi sirkeye basacaktın oğlumuzu. Sana da kalsaydı sabaha kadar hastanelerde gezecektik. Haklısın aşkım, haklısın ama ne yapayım? Aha, çok korkuyorum. Çok korkuyorum böyle. Yani erken doğdu bizim yavrumuz. Ya daha bu bir şey değil ki. Daha diş çıkarınca görsen. Uy. Uy Kuzey. Ya yeterince besleyemezsem ya, zaman da çıkamazsa dişi. Aşkım hani sen böyle panikten uzak, stressiz, sakin bir anne olacaktın? Uy Kuzey haklısın ha, haklısın ama ne yapayım yani ben? Ne yapacağım bilmiyorum, nasıl büyüteceğim ben çocuğumu? Ya alışacaksın mavişim, içgüdülerine güvenmeyi öğreneceksin. Öyle mi? Öyle mi oğluşum ha? Öyle tabii. Oğluşum bana anneliği öğretecek, ben de ona hayatı. Böyle böyle büyüyeceğiz inşallah, değil mi anneciğim? Değil mi oğlum? Ben de hep yanınızda olacağım. İnşallah aşkım, inşallah. Ya aşkım bebeğin kırkı, Ramazan falan derken evi çok boşladık. Ben gideyim de şu aşağıya bir havalandırayım, siz de ana oğul keyif yapın. Tamam aha tamam, zaten bak Güney de hapşırdı, şöyle güzel bir havalandır. Biz de keyif yapalım. Oğlumla keyif yapalım. Oğluşum, oğluşum keyif yapalım anneciğim. Uş, uş benim oğlum. Uş, uş. Aha içime sokayım. Aha içime sokayım böyle galayma. Değil mi? Değil mi benim yavrum? Değil mi annem? Uş, o benim pamuğum. Oh.
Hazır mıyız? Hazırız. Evet, hazırız. Başlayık. 3. 3. 3. 3. 2. 2. 3. 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 Matarama suko! Suko! Kep! Kep! Ya! Tetikçü! 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 Kep! Açıldı! Kısır kolo! Pideme dokunma! Pideme dokunma! Beyalı ekmek! Ne? 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 Ay! Atarama çok uy! Hey! Atarama sukun! Nereye atarama sukun? Atarama sukun! Dur! 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 Abla karışık kızla! Onu atasınız adam için! Dur ya abi! Lan dur! Ne yapıyorsun? Gelişi kaldı. Allah Allah! Hadi! Hadi lan! Geçsin herkes yerine! Geç yerine sarı kız! Geç! Herkes yerine geçsin! Kaldım ben, kasıldım minişim. Can dolanıyor iplik gibi ya. Kasıldım minişim. Gel gel. Ay aşkım ne güzel Çince konuşuyor ama değil mi? Ya ne Çincesi aşkım ya? Bildiğin yemekten isimlerine sahip duruyor işte. Karnı acıkmış belli ki. Susan. He? Konuşma diyeyim sağ. Şambali olsa da yesen. Ya şambali olsa da yesen. Os. 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 At. Bravo. Sayende biraz da olsa hakimiyetinizi arttırdınız. Evet. Bravo. Bravo. Sesle. Bravo. Hocam. Hocam ben bir soru sorabilir miyim? Biz neden beyaz kuşak takıyoruz da siz neden siyah kuşak takıyorsunuz? Siz neden siyah kuşak takıyorsunuz da biz neden beyaz kuşak takıyoruz da neden siyah kuşak takmıyoruz? Neden? Aşkım kurban olurum ya. Sen siyahın beyazını boş ver. Ben sana... Kuşağın kralını esasını düğünümüze takacağım. Kurban oldu. Siyah kuşak mı bağlamak istiyiz? Ha? Siyah kuşak bağlayabilmek için 40 fırın ekmek yemeniz gerekiyor. Tamam. İyi. Tekrardan. Tekrar yapayım. Geçin yerlerinize. Arama suko. Arama suko. Suko. Kapuskama tuzko. Durun lan bir dakika. Lan sürme saç. Sen niye öyle robot gibi geziniyorsun lan ortalıkta? Niye doğru düzgün savunmuyorsun lan kendini? Ya bu kıyafetler benim kolumu bacağımı her yerimi kasıyor ya. Ya hareket ettirmiyor bana minişim ya. Bunun L bedeni yok muydu? Hocam hocam ona kızmayın. Kaslı kollarından sen sorumlu değilsin Legolas. Geç canına. Ha tamam şey yapalım ha. Evet. Az önce yaptığımız hareketin adı neydi? Bir dakika ben söyleyebilir miyim? Söylesin. Ha. Karnı acıkmış kol kuyruk saldırısı. Kambali mambali falan diyordu. Lan de. Ruhili diyeceğiz va. İyi misin aşkım? Evet. Az önce de gördüğünüz gibi adam dövmek inceliktir, mühimdir. Hocam. Ben bildiğiniz her şeyi öğrenmek istiyorum. Ruhili hocam. Evet. Yumruk atma, tekme vurma, adam tokatlama. Canım pampamdan öğrendiğim gibi 5 avuç kalp patlatma tekniği de dahil. Hangisini istiyorsun? Söyle hangisini? Ben bütün teknikleri öğrenmek istiyorum hocam. Bundan sonra benden korksunlar. Ha! Aman. Sen ne yapayım küçük hanım? Ya sen böyle şeylerle uğraşma. Ben senin yanındayken Allah muhafaza sana kimse dokunamaz. Tabii tabii. Ninja Fruit'ti yanında olduğu sürece anca kapkaçı uğrarsın ya. Konuşma lan kırmızı başlıklı. Oğlum dünü unuttun mu masal kızı gibi arkamda ağlıyordun. Kim? Ben. Yok babam. Ben ağlıyordum ha? Yalancı ya. Var mısın kozlarımızı paylaşalım ortada. Bakalım kim ağlayacak görelim. Ya lan. Ordu'da yaşatmam lan seni. Hadi benim yerim. Yaşatmam ya. Yapma ya. Mece. 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 Mece.
ne? Kaptanımız! Hadi! Hadi bireyi alma! Hadi! Mete! 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 Lan! 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 Deve gibi güreşiniz lan! Neydiniz öyle? Geçin yerinize! Karate, insanı, insana, insanca savunma sanatıdır! Ya he! Bunu dünkü peynirci, şimdi kendini çakma leon zanneden bir karateci ustası mı söylüyor? Bana mı diyin lan? Aa kızdırdın adamı bak sakalını kopartacak şimdi bak sinirden böyle sakalını yolacak gerçekten. Ben Azcan'a kay. Poyraz kaç. Lan kaç. Ya ulan Poyraz'ı alıyordun. Bana mı dedin? He? Sağ peynirci dedim ne olacak? Şincik sağa çakma Leon'un kim olduğunu göstereceğim. Buraya gel ve vur bana. Ben? Sen? Osman'ı. Hayır. Git. Sağa diyeyim lan. Ben mi? Git. Git. Sen. Sağa diyeyim lan. Bu şansı bir daha elde edemezsin. Buraya gel ve vur bana. Poyraz bence gitme bak bu büyük bir tuzak gibi geliyor bana aşkım. Bir dakika aşkım. Peki şeyi soracağım. Ne yapacaksın? Sıkacaksın mı? Hayır. Sadece kendimi savunacağım. Gel. Ha. Gitme. Şşş. Poyra. İzleyin. Haydi. Yapma. Hadi Poyraz. Al öcümüzü. İyi. Sen kendinden kaçındın. Evet. Az önce görmüş olduğumuz şey tam anlamıyla bir sanattır. Hocam. Aynı zamanda teknik dövme de diyebilirsiniz. Sanat da diyebilirsiniz, evet. Buna da daş kafa sanatı derler. Hoppa! Allah'a kurban olsun. Helal olsun. Şimdi seni geberteceğim koca kafalı pis. Gel lan buraya. Gel lan. Hayır. Sen ne ediyorsun, ne yapıyorsun aşkım ya? Ya aşkım ben bilmiyorum bu güneyi ne kadar zor uyuttuk. E tamam uyumuşken ben de bir temizliğe girişeyim dedim. Uyuyan bir bebeğin ilk ihtiyacı nedir? Sessizlik. Böyle olur mu ya? Olur mu efendim? O zaman ben sanatımı icra edemem. Müziksiz bir hiçim ben. Ben Disco King'im. Sen çağır güneyimi. Gelsin Disco King babasıyla bir dans edelim şöyle karşılıklı. Disco King'in oğlunun istirahate ihtiyacı var, uykuya ihtiyacı var, sessizliğe ihtiyacı var. Hayır efendim. Disco King'in karısıyla aşka, tutkuya ihtiyacı var. Müzik
bitim beyaz ve ince. Eziliyor ruhum seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektiğim senin elinden? Yalvarırım sana gel üzme beni. İnan bana çok seviyorum seni. Gel kollarım artık bekliyorum. Papatyam seni özlüyorum. Neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Oy Kuzey, Kuzey orucuz bize, orucuz. Tamam ufak bir böyle bir şey Buse diye ya o kadar böyle. Ay Allah'ım ha beni de aklım başımdan aldın. Ben senin aklını iftardan sonra alacağım. Uy kapı, kapı Güney. Güney olsa anahtarıyla açar aşkım. Ya Güney uyanacak diyorum. Uy. Yıldız hadi acele et gidiyoruz hazırla. Gireceğiz. Ya Rabbim. Ya ne yapıyorsun yenge ya ne yapıyorsun? Ay, Güney uyuyor. Ya kapıya pankart mı asalım bebek uyuyor diye. Hadi Yıldız yürü hadi yürü yürü ne? Yürü yukarı anlatacağım yürü. Kızı ay ne güzel olmuşsun. Merhaba hoşçakal. Hadi yürü yürü anlatacağım. Ay kakayım ne diyor bu ayıcık. Alfabesi şaştı ya. Hadi Yıldız. Yıldız Yıldız hadi yürü yürü. Geç Yıldız. Ya dur yenge ya. Tırnağa oyunacak çocuk ne oldu ne var? Yıldız randevu aldım hadi hazırlan gidiyoruz. Nereye? Estetik cerrahına. Muayene olacağız. Allah Allah niye? Ne demek niye Yıldız ya? Ay şu özgüvenine de hayranım yani. Allah Allah neyin varmış? Kızım neyin yok ki ya? Sen yeni bebe doğurmadın mı? Oran burası sarkmadı mı? Doğum kiloları onların oldu. Verdin mi? Bence veremedin. İyi, iyi olsun yani yavaş yavaş veririm diye düşünüyorum. Uy, önemli olan ha Güney'im sağlıkla büyüsün de başka bir şey istemiyorum. Yıldız ah benim yıldızım. O büyürken gençlik elden gidiyor gidiyor. Ve çok abartılacak bir şey değil ya. Küçük küçük dokunuşlar yaptıracağız. Hastalıklarımızdan kurtulacağız, rahatlayacağız öyle düşün. Ya yenge ben daha yeni sezaryenle doğum yaptım. Ay Yıldız ya şu geri kafalığın beni öldürecek ya. Ay ne var bunda herkes yaptırıyor. Şu ünlülere bir bakar mısın şu ünlülere? Bugün doğum, yarın hop deniz. Ya yenge biz ünlü müyüz? Niye yarışıyoruz onlarla? Ya bizim ne esniğimiz varmış ünlülerden acaba? Ha? Deformasyon bize reva mı ya? Sen git yaptır yenge. Ben yaptırmayacağım. Hayır olmaz. Sen de bari yanımda ol. Muayene ol. Hadi yanımda ol. Ben kendi halimden memnunum yenge. İstemiyorum ya. Acaba Kuzey de böyle mi düşünüyor ya? Tabii böyle düşünüyor. Hatta anneliğin bana çok yakıştığını söyledi. Ah benim galibi sıfatına vurmuş güzel kardeşim. Saftirik kardeşim. Erkekler böyledir işte. Analığı karılarına, karılığı başka karılara yakıştırırlar. Ne oldu? Bana hak verdin değil mi az düşününce? Verdin değil mi? Yok canım, ne alakası var? Ya bir Yıldız ya, hadi ya. Gel benimle işte. Vallahi bak söz veriyorum darlamayacağım. Muayene alırsın, yanımda durursun hadi. Ben de çok bir şey yaptırmayacağım. Azıcık karnımı gerdireceğim o da yani. Hadi ya. İyi tamam tamam ha yenge. O zaman sadece muayene olacağım ha. Tamam. Söz. Allah darlamayacağım. Evet. Karate ne demektir çekirgeler? Bilemezsek sıkacağım mı kirve? Kirve ne lan? Ruhilli diyeceğim bana, ruhilli. Evet, karatenin kelime anlamı nedir? Bilmiyorum. Sınıfa bak, teneke, tım tım. Kara, boş demek. Boş. T de el demek. Yani? Boş el. Boş el. Boş el, evet, boş el. Peki benim elim boş mu? Bir elim boş, bir elim dolu. Çünkü neden? Aranızda pislik yapanlar var. Ben mi? Ya benim neren pislik ya? Ben pislik falan değilim. Peki benim size bir sorum olacaktı Ruhili hocacığım. Acaba boş el çalışsak daha sağlıklı olmaz mı?
Pislik yapmayacağız. Pisliklerle işimiz olmaz değilseniz tabii ki neden olmasın. Ama yok ben pislüğüm. Pislüklük benim kanımda var değilseniz. Gene mi ben? Hay Allah'ım ya, ya ben pislik falan değilim diyorum, anlamıyor musun? Ruhili hocam, acaba dersimize devam etsek mi diyorum? Hani mümkünse silahsız kendini savunma nasıl oluyor? Karate'ye geri dönelim. Peki. Hah. Malum zavallı Feride'cin başına gelenleri hepimiz bildik, duyduk, üzüldük, kahrolduk. Kendini bilmez bir ruh hastasının saldırısına uğradı. Çok korkunçtu. Evet, şimdilik o anı burada tekrar yeniden canlandıracağız. Hocam, bence gaspçıyı Halil İbo seçelim. O seviyor kendisinin olmayanı gasp etmeyi. Mete vurdu, gol oldu. Hocam, bu gülleyi de çanta yapalım. Neden biliyor musunuz? Çünkü Feridem onu sade ve sadece çanta olarak kolunda taşır. Adanalı'nın kebapları bile bu kadar acı değil. Tamam yeter, kesin diyeyim, kesin. İşte bir pislik, işte bir manyak. Başladı gene. Alçak, cibiliyetsiz, kabiliyetsiz bir düşman size doğru yaklaşıyor. Ne edeceksin? Bu üçüncü oğlu artık kalbimi kırmaya başladın ha. Pislik falan değilim diyorum, anlamıyor musun? Sen tam bir pisliksin. Evet, kalk ayağa kalk diyeyim, konu manken olacaksın. Ne konu? Yok, hayır, gel. Kalkmıyor. Kalk lan. Allah'ım, Allah. Konu manken olacaksın. Evet. Bu uydu manyağı ruh hastasına, bu manyağa bir de uydu lazım. Kamer. Sen de gel. Ya kameri karıştırma. Evet. Evet çekirgeler. Şincik, bu masum kamer kendini bu ruh hastası, pislik cibiliyet size karşı, gözü dönmüş manyağa karşı nasıl koruyacak? Hocam ben biliyorum. Şu toke tekniğiyle saldırganın elindeki bıçağı düşürebilir. O ne lan? Aa, sen karate mi biliyorsun? Vay be. Yok ya, uyduruyor işte. Kerata diyor, hani ayakkabı çekeceği var ya, onu diyor. Uydur, uydur, ipi az. Yok, uydurmuyorum. Elimizin dış kısmıyla saldırganın bileğine uyguladığımız blok hareketi. İnanmıyorsan Lee Usta'ma sor, göstersin. Hocam, bu gevşek doğru mu diyor? Allah'ına, Kur'an'ına konuş. Öyle bir şey var mı? Yani evet. Çocuk biliyor, ben de biliyorum. O da biliyor. Şut ve gol tekniği. Zaman zaman uygularım ama her zaman uygulamam. Burası şu an yeri değil ama tamam. Küçük bir şeyler göstereceğim, hadi. Doğru. Şut ve gol. Yalnız hocam öyle değil, tam olarak şöyle oluyor. Otur diyeyim lan, tamam otur diyeyim lan. Niye izinsiz kalkayım lan? Niye böyle yapayım? Ha? Niye böyle yapıyorsun? Pardon hocam. Gebettireceğim bak ya. Manyak. Kamer, hadi göreyim seni, gösterdiğim gibi hakla bu pisliği, hadi. Hadi Kamer, göreyim seni. Ha, nereye bak? Karıma bakıyorum. Hadi saldırsana lan, ne bekleyin. Oh. Çantanızı taşıyabilir miyim güzel bayan? Tabii, buyurun. Sen çaldın! Ay, çaldın! 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 Lan ne ediniz lan, ne ediniz? Lan, dur! Lan! Oyun mu oynayız lan biz burada, niye dediğimi yapmayın? Ya ne yapıyorsun, karımı korkuttun? Ne silah sıkıyorsun? O benim karım, nasıl saldırayım? Lan ne karısı lan, ne karısı? Sen şu an manyak ruh hastası, pisliğin tekisin. Saldırgansın, av av! Sen bayağı cozuttun ha, ruhili ne demek? Ben onu yap... Ama... Ya dediğini yaparsın, ya da beynini mermiyle doldururum pislik seni. Allah'ım yardım et. Hadi Kamer, hadi. Aklı o pisliyor, hadi. Hadi, göreyim seni, hadi. Hadi Kamer. Kamer. Oh. Oh.
Evet. Pislüğün birinden kurtulduk arkadaşlar. Dersimize kaldığımız yerden devam edebiliriz. Yes. Hocam bu kadarına gerek var mıydı ya? Ben sadece karnımı gerdirmeye geldiydim buraya ama. Doğum sadece karın bölgesinde gerçekleşen bir olay değil. Vücudunuzun tamamının yenilenmesi gerekiyor. Şimdi önlemini almazsanız ileride başa çıkamazsınız. Vallahi ben sıfatımın böyle şeylere ihtiyacı olduğunu çok düşünmüyorum şahsen ama. Aa. Olur mu öyle şey? Uykusuz kaldığınız için torbalaşan göz hatlarınıza ışık dolgusu. Tedirginlikten kırışan alnınıza baby botoks dokunuşları. Tabii burun çizgilerinizi biraz daha hafif hafif dolgunlaştırmamız lazım. Ha bu arada boynunuzu da es geçmemek lazım. Tabii burnunuza da ufak bir askılama sistemiyle beraber adeta yeniden doğmuş gibi olacaksınız. Oldu olacak. Adımı da değiştirin yani. Yok yok. Adınız güzel. Ona müdahale etmeyeceğim. Doktor bey bakın yalnız burnum benim kırmızı çizgimdir. Onu bir baştan söyleyeyim yani. Bütün karakterimi bu burnumdan alıyorum. Ayrıca seferim kocam da burnumu çok beğeniyor şu an. Ama isterseniz şöyle bir dudak dolgusu falan yapabilirsiniz. Yani dudaklarım incedir evet. Göz hatlarınız? Fazlalıklardan kurtulalım diye bir fazlaysa kesin gitsin alın. Gıdıdan da biraz almak lazım. Yenge hani sadece fazlalıklarını aldıracaktın. Yıldız göz atlarım, yanak çizgilerim bunlar da fazlalık değil mi? Fazlalık yani onlardan da kurtulalım değil mi? Aynen öyle Nahide Hanım. Ay Yıldız şu masa var ya şuraya oturunca insan bir acayip oluyor yani böyle boydan aşağı değişesim geliyor yani. Sen otur birazdan sen de anlayacaksın ne demek istediğimi. Asla ben asla bunların hiçbirini yaptırmam yenge o kadar. Gireceğiz. Ne oldu Yıldız? Yani doktor bey tamam yani yengemi anlıyorum haklı sebepleri var kendisinin ama yani benim bunlara ihtiyacım yok ki. Neden? Yıllarınızı ağaç kovuğunda mı geçirdiniz? Yani bir nevi öyle de diyebiliriz doktor bey. Yıldız 20 senesini yaylada geçirdi. Uzaya gidince kendin için zaman durdu. Ama hayat durmaz. Yaşadığınız her gün size bir iz, bir çizgi olarak geri döner. Doktor bey, ben çizgilerimden gayet memnunum. Böyle yaşamaktan memnunum yani. Şimdi göz altlarınızı biraz parlattığımız zaman o mavi gözleriniz daha da parlayacak. Çene çizgilerinizi biraz daha belirginleştirdiğimiz zaman bu yorgun ifadeden kurtulacaksınız. Nasıl yani? Yenge, yorgun mu görünüyorum ben? Yani Yıldız. Sabaha kadar güneyin başında bekledim ateşi çıktığında diye sen değil miydin? Ne yapıyoruz? Yapıyor muyuz? Yok, yok. Ben yaptırmayacağım doktor bey. Kusura bakmayın. Ben halimden memnunum. Hem ben daha yeni sezaryenle doğum yaptım. Tamam. Seneye gelirsiniz. Karın gerdirme işlemiyle beraber biraz da göğüslerinizi toparlarız. Uy, ne? Bu nereden çıktı? Emzirmiyor musunuz? Bunun tabii ki bir deformasyonu olacak. Yok. Yok istemiyorum doktor bey. Teşekkür ederim. Ben hiçbir şey yaptırmayacağım. Kendimden gayet memnunum. Yengem istiyorsa o yaptırsın. Nahide Hanım. Ay vallahi ben karnımı yerdirmeye geldim. Onu bambaşka yerlere gitti. Bilemedim Yıldız. Ne yapalım? Doktor bey şöyle yapalım. Biz şöyle bir eline boyunu düşünelim yengemle. Bir bunun üzerine bir konuşma yapalım. Ondan sonra biz sizi arayalım tamam mı? Biz arayacağız sizi. Haydi yengeciğim kalk. Kalk kız kalk kalk. Dudağı şey yapayım. Tamam haydi. Ama yüzünüzü silmedim. Uy yenge kurban olayım ya. Az daha senin yüzünden 100 nakli yaptıracaktık. Aslında adam mantıklı konuşuyordu Yıldız. Sen alelacele çıkarttırdın bize. Ne kadar da mantıklıydı ha. Yok uykusuzmuşuz da yok artık doğumdan sonra hayat dururmuş da maşallah benim yüzümde. Vücudumda dipdiri. Ne ben seni seneye görecek. Alo. Bu ne ya? Bu karı geçen aylarda doğurmadı mıydı? Bu ne ya? Bunlar ne yiyorlar? Ne içiyorlar? Bu ne dipdirilik?
Yok kız, daha Photoshop'tur o, Photoshop. He, Yıldız, Photoshop, Photoshop. Ya herkes her yerini yaptırıyor. Bir biz kaldık. Uy, yenge, kurban olayım. Canlı gibi çıkmışsın ya dışarı. Yıldız, yenge, nasıl patlığa bak. Uy, kız kurban olayım. Hangiye çıktın biz sana dışarı? Rezil oldun. İnşallah kimse görmemiştir. Hemen ıslak mendil bulmamız lazım. Ay Yıldız. Şurada bizim kuaför vardı. Ay ona gidelim, ona gidelim. Ay çok moralim bozuldu. Dur, dur yenge, dur. Aa çok büyük hareketler etme. Gizleyelim kendimizi. Ha. Yavaş çıkalım, yavaş. Ya Allah'ım. Evet sevgili çekirgeler. Hep birlikte Uzak Doğu dövüş sanatlarının en derin, en karanlık, en rutubetli dehlizlerine ineceğiz. Allah'ım niye ben ya, niye ben? Allah'ım yardım et bana. Ah! 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 Ya oldu? Evet. Gördüğünüz gibi bu zayıf kişilik, bu sefil kişilik cesaret ve tüm sezgilerden yoksun. Gözleri görmeden beynini de çalıştıramıyor. Dengede de duramıyor. Öyle mi? İyi. Bak bakalım nasıl dengede durabiliyorum. Ah. Ah. Anam. Ay ay ay, düştü çocuk. Oy. Ya. Bir şey yok, bir şey yok. Evet. Bakın gördüğünüz gibi gözleri görmeden hiçbir şey yapamıyor. Beynini de kullanamıyor. Ya sen niye hep benim üstüme oynuyorsun ya? Burada bin tane adam var, onlardan biri seçsene. Ama abim seni tembihledi değil mi? O kılçığı burada yerle bir et dedi değil mi? Sus lan, sefil kılçık. Pampam hakkında düzgün konuş. Lan bak. Ruhili usta, bundan sonraki teknik ne acaba? Evet, sıradaki tekniğimiz şu. Kulaklarınızda göreceğiniz, gözlerinizde koklayacağınız, burnunuzda da duyacağınız. Ben bu mangal gibi yürekle öyle bir koklar, öyle bir bakar, öyle bir duyarım ki evelallah. Gören göze ihtiyacım yoktur. Ne aşka ne dövüşte. Yalnız akıl olmadıktan sonra yürek bir işe yaramaz Adanalı. Ne laf etti be. Bunların hiçbiri doğru değil. Her şeyi yanlış anlamışsın. Görünmeyen tehditlere karşı mücadele edeceğiz. Hazır mısınız? Değiliz. Evet. Kenafir. Evet. Sen düşman olacaksın. Bu sefil yaratığa saldıracaksın, tamam mı? Sinsice. Hadi aşkım, sana güveneyim. Göster kendini. Ya ben pislik olmak istemiyorum. Anlatamıyor mu ya? Anlamıyor mu? Allah Allah. Burada Osman var, Halil var, Mete var, Emin var. Onlardan birini seç işte. Lan! Yazıklar olsun sana ya. Bize pislik mi değilsin sen? Ay evet, Poyraz'ım haklı ya. Niye hep ona yükleniyorsunuz ki? Ya hadi yürü Poyraz'ım, gidelim biz. Evet, gidelim kamerim, hadi. Gel. Tamam. Gel hadi aşkım. Hadi git. Hadi gidelim aşkım. Poyraz! Ha? Ya Poyraz, ha? Dur, ha? Dur, dur. Tamam aşkım, aşkım. Tamam. Dur. İyi misin? Nereye gidiyorsun? Tamam. Ha, tamam. Dur. İyi misin? İyi misin? Tamam. Ben iyiyim, sen tamam. İyi misin? İyiyim aşkım, iyiyim. Oh. Gel böyle. Gel. De, git hadi. Geç. Dur lan burada. Geri dön. Ya niye hep ben ya? Niye hep ben? Zaten hiçbir şey göremiyorum. Eğitimin amacı bu, pislik. Gözlerini kullanmadan, sezgilerinle hareket edeceksin. Ölüm geçirmez bir makine olacak. İstemiyorum. San Shin Do. Sal dur. Aa! Aa! Nerede o? Neresin? Hop! Hop! Nasıl oluyor lan o? İki tane elim. Oh, bana bak. Ne oldu? Bulamadın değil mi beni? Ha? Hadi vursana. Aferin Kerem, aferin. Vur. Aman 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 aman. Ne oldu? Bulamıyor musun? Neredesin? Lan bak vur. Bak. Bana bak. Bir dakika. Aşkım dikkat et. Lan bundaysan nasıl oluyor bu? Bak. Ya Gökçe. Gökçe ya! Ay kardeşim! Gitti kenafir gözlerim! Artık hiçbir sesini, hiçbir sesini sezemeyeceğim! Kız, özür dilerim Gökçe! Lan! Kenafirimin gözlerini nasıl soldurursun sen? Ya buraya! Ay!
Anam! Hocam! Geldim! Bakın şimdi hadi be! Ya Kirba hocam müdahale etsene, adamlar birbirini de övüyor. Hocam! Sen vıdı 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 durmadan ne yapıyorsun ya? Sen ne biçim konuşuyor lan vıdı vıdı diye? İlla teknikleri senin üstüne mi uygulayayım ben ha? İndir lan o elini. Sen indir ya. İndir lan. İndir lan. Ya teknikleri indir. Ben teknik öğrenmeye geldim ama yapmayın. Siz de yapmayın ya. Hiç şey yapmayın. Kerem yapmayın. Tamam. Yeter diyeyim lan. Lan yeter diyeyim. Lan kime diyeyim? Kes! Kes! Lan yeter diyeyim lan. Lan kime diyeyim? Lan ne oluyor lan? Tamam kes! Lan yeter diyeyim lan. Lan kime diyeyim? Lan yeter diyeyim lan! Tamam. Bak Kerem Firim, gel buraya. Yeter be! Bıktım ben sizden. Gidiyorum. Kamer. Ben de gidiyorum. Ay vallahi ben de gidiyorum ya, dayanamayacağım. Bu ne be? Daha ben işim gücüm var, babam çağırıyor. Gel, ne yapıyorsun? Gel gidiyorum. Hadi yürüyün gidin. Pis tükler. İklo. Üzülme Ruhilli hocam. Ben derslere devam etmek istiyorum. Ben de devam etmek istiyorum hocam. Malum, etraf gaspçı dolu. Benim elimden sevdiğimi alacak daha anasının karnından doğmadı Kirbe hocam. Yani lafınızı böldüm, biz dersimize devam edelim. O zaman sıradaki dersimize geçelim. Dekvando. Tek hamlede düşmanı ortadan ikiye bölmeyi öğreteceğim size. Oo, güzel. Hayda, oğlum bu ne ya? Şuna bak. Ya bacanak, bununla yola çıksam var ya asfaltı ağlatırım yemin ederim. Güzel oyuncak ha. Abim güzel de ne kelime ya. Baksana yeşil yeşil kenapirimin gözleri gibi maşallah. Ay ben çok sıkıldım ya. Gerçekten Bedri amca niye bizi buraya çağırdı ki? Yani şimdi şöyle düşünüyorum. Bedri Bey papaçığım, Osman'ın taksiye çıkmasını istemiyor. Bu yüzden de burada bir iş ayarlamış olabilir. Benim tamamen kendi tahminim. Ay şunlara bak ya, bir minibüsün etrafında pervane oldular resmen. İğrenç. Günün birinde sevgili minibüsten kıskanacaksın deseler asla ve kaç ay inanmazdım. Ya Gökçe, kurban olayım şunda bir fotoğrafımı çek ya Allah aşkına. Vallahi çerçeve verip odama asacağım ya. Yürü git be, kırarım yan aynalarını. Standı. Gel biz çekelim o zaman, boş ver onu. Hey yavaş yavaş, ne oluyor? Allah Allah ya. Aa, aa. Nasıl gelmek ya? Baba? Tayfun Bey, aha benim sıpa. Merhaba, hayırlı olsun. Belgeleri hazırlatıyorum şimdi. Ne oluyor baba ya? Yeni dolmuşun, hayırlı olsun oğlum. Baba sen ne diyorsun ya? Bu minibüs artık senin. Yok baba ben... Kabul edemem böyle bir şey. Oğlum neyinin adı neydi? Daha geçmedi mi bağ olanınız? Babacığım ne alakası var bununla, hırsla, inatla ya? Ben ne dedim sana? Bundan sonra baba parası yemeyeceğim. Kendi ayaklarımın üstünde kendim duracağım diye. Tamam oğlum. Ben de kendi ekmeğini kazan isteyeyim. Aha bu minibüsü. O yüzden aldım sana. İyi de babam ben senden dolmuş falan istemedim ki. Baba bak deli damarımı attıracaksın şimdi ha. Oğlum dolmuşu da hattı da sağa devredi. Bağ çalışmayacaksın. Kendine çalışacağın artık. Ya bacanak sen zaten yıllardır bunun hayalini kurmuyor muydun? Ya diğer dolmuşun ahı gitti vahı kaldı be oğlum. Ha ben seni anladım. Sen sinirini bu gıcır gıcır minibüsten çıkaramayacağın için kabul etmiyorsun. Aşko, yemin ediyorum bundan sonra hep seni döverim. Hiç dolmuşuna dokunmam. Ya kurban olayım. Tamam, tamam. Hadi kırma beni oğlum. Ya babam ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim ya? Çalışacaksın, kendi ayaklarının üstünde duracaksın. Baba mesleğini de aslanlar gibi devam ettirir. Babam ya, kurban Ömer elini öpeyim ver. Ah, babam benim.
Hadi hayırlı olsun oğlum. Ne güle güle. Teşekkür ederim babacığım, teşekkür ederim. Hadi imzaları atalım. Dolmuşu kırmayacağım. Tamam. Tamam, tamam. Şuna bak ya, bu nasıl bir şey ya? Bayağı geniş ha. Perşembe, perşembe. Oo, bas bas, kornaya bas. Oo, robot gibi maşallah be. Oh, mis gibi tertemiz bir hava. Hazır anne de yokken seninle şöyle bir gezelim. Ortalığın tozunu dumana katalım oğlum. He? Şöyle erkek erkeğe gezelim. Alem heybetimizi görsün. Heybetli oğlum benim. Heyecanlıyım ben şu anda. İlk defa biri gözümün önünde tahta kıracak. Hakan Sevin, niye söylemedin? Çoktan kırardım şunun kafasını birkaç kere. En azından ben yontuldum. Senin gibi odun değilim. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun la burada? On mu? Ne oldu? He? Leonluktan senseyliğe mi terfi ettin Pampa? Babacığım az bir susar mısın? Şu anda Ruhilli ustayla çok önemli bir eğitimin ortasındayız. Usta konsantre olmaya çalışıyor. Ne eğitimiymiş bu? He? Pislüklerle mücadele eğitimi mi? Ruhilli usta bize savunma sanatlarını öğretiyor şu anda. Böyle omlayarak, umlayarak mı savunacaksınız kendinizi? Hayır. Birazdan önümde duran bu kalın tahtayı ortadan ikiye böleceğim. Kapıda bir şeyim var lan. Ben her gün tek elimle bir tane sandalye kırıyorum. Ne var bunda? Sus ve beni izle Pampa. Şincik, kalp atışlarımı yavaşlatayım. İçimdeki tüm güç elimin burasında toplaşıyor. İstediğin. Daha da beni çekiyor. Ava! Bravo. Kırdı. Gördün değil mi Kuzey? Nasıl kırdım? Gördün değil mi lan? Gördün. Kırdın da bence kesin ip var. Lan ne yapın? Ne ipinden bahsediyorsun? Elimde kırdım ya, görmedin mi? Ya bırak, hiç inandırıcı değilsin. İp var. Lan ne ipi? Ne ipinden bahsediyorsun? Elimde kırdım işte. Vallahi elimde kırdım lan. Ya Allah razı olsun. Koskoca kale kapısı gibi şeyi nasıl da kırdın Ruhi ya? Ha, tabii ya. Bunu şu an yeryüzünde yapabilecek iki kişi var. Biri ben, biri de Bay Miyagi. Ustam, ben de denemek istiyorum. Denemek istiyormuş ustam. Diyor ki ikinci kolumla vedalaşmak istiyorum diyor. Ben bilek gücüme güveniyorum Adanalı. Lan bak, bu çok tehlikeli bir şey ha. Elim böyle kilitlenir, kalır. Barnaklarım böyle kalır. Açamayız bak. Çok tehlikeli bir teknik bu. Olsun ustam. Ben yine de denemek istiyorum. İyi, madem öyle. Kuzey, hadi gidelim de tahtadan buna da bulalım bir tane. Yok, yok. Mermer kıracağım. Mermer mi? Kıllık, onunla mı vedalaşıyorsun? Dua mı ediyorsun? Ne yapıyorsun? Şu hareketlere bak, triplere bak. Allah aşkına sanki mermeri ikiye bölecek. Ya bileyim, bazen iyi. Ama bir zen ustası olmak kolay değil oğlum. Daha çok yolun var senin lan. Öldü mü lan bu? Fıkırda mı hiç? Mete. Mete. Orada, orada. Şu anda toprağa gömülüyor küçük hanım. Evet, göçtü çocuk, göçtü. Mete bak, yapmak zorunda değilsin. Kime neyi kanıtlıyorsun şu anda?
bir kol nasıl kırılır onu kanıtlayacak bize. Öyle mi kıllık? Bu da bir şey mi? Çok yakında kırılmamış bütün duvarları kıracağım. Sen kimin duvarını kırıyorsun lan? Oğlum dikkat et de o duvar başına yıkılmaz. Lan! İp var ip. Mete, acıyor mu? İyi misin? Evet. Hatta eskisinden daha sağlam. Ne oldu Adanalı? Sesin soluğun kesildi. Yoksa korktun mu? Ne korkacağım oğlum? Ne dedi mermer? Bir de kırılacağı vardı, kırıldı. Şey oldu, be bana da bir tane mermer getirin. Bana iki tane mermer getirin lan. Alem delikanlı görsün, haydi. İki tane. Lan bileyim, bazeniniz. Ama yapamazsınız, olamazsınız. Bir ruhili olamazsınız lan. Kanına yollarında, kanına yollarında bir kız çıktı açma, bir kız çıktı açma. Allah mısın affetli, Allah mısın affetli. Vurdum başlarına, vurdum başlarına. Ne yapıyor bu ya, alay mı ediyor bizle? Ne alay geçeceğim oğlum? Ben de türkü söyleyerek konsantre oluyorum, karışma. Halil bak yapma ya, bir sakatlık çıkacak. Baba, siz de bir şey yapsanıza. Ben ne yapayım kızım? Kendi hür iradeleriyle kollarını, bacaklarını kırmaya çalışıyorlar. Ben ne yapayım ya? Şangırt, aha kırdı. Yok, dur hele ya. Daha değil. Ben size Güneyli'nin gücünü göstereceğim şimdi. İyiyim pişkanım. Çok iyiyim. Halil iyi misin? Bir şey var mı? İp var ip. Aptan vallahi kırdı lan. Kırmadı ya bak. Sayılmaz bu. Alttaki. Duruyor aynı bak. Altındakini senin için ayırdım kılık. Sen göçsün ya toprağın altına. Onu böyle mezar taşı yap diye ayırdım. Tabii tabii. Kirvemli gelip bakar mısınız? Alttaki de caplamamış mı? Gelin bakın. Buyurun kontrol edin. Yumuşamış bu mermer sanki biraz. Su çekmiş gibi lan. Nasıl ya? Yumuşak ya. Ondan kırın. Ruhi, bak bunlar çok heyecanlı gençler. Sen de zayıf bir şeysin. Seni de ikiye kırarlar ha. Güzel, nasıl oluyor lan bu işler? Ha? Nasıl oluyor böyle? Kamera şakası neyi mi yapayım lan? Ha? Nerede kamera? Hani nerede? Yok kirmem, ne diyorsun ya? Ben şovumu en sona sakladım. Bravo kardeşim. Bravo. Kaç oldu, sayan var mı? 86. Bravo. 87. Bravo. Çok iyi. Bırakma, devam et. 88. 89. Bravo, bırakma kendini hadi. 90. 91. 92. Hadi Emin, devam et. 93, hadi Emin. Hadi kardeşim. 94. Sevgiline gardiyanlık yapmaya geldiğini bu kadar belli etme lütfen. 96. 97. Bak iyice açtın kendini, harikasın, hadi. 98. 99. Bravo. Harikasın kardeşim, 10 numara. Hadi kardeşim. Hadi Emin. Bravo. Bravo Emin. Bravo. Bravo kardeşim. Hayır ben dayanamıyorum. Gidip bakacağım. Emin. Çocuğun kasları harika. Sadece kasları mı? Kendisi de ateş ediyor. Kaslar gerçek mi ya? Emin ya. Bak ne diyeceğim. Sen lisans sınavlarına girsene kardeşim. Madem bu işe bu kadar gönül verdin, sertifikanı alır burada benimle birlikte hocalık yaparsın. Hocam sen ciddi misin? Ciddiyim tabii oğlum ya. Senden iyisini mi bulacağım? He? Ne dersin? Olur mu? Olur, olur, süper olur hocam. Vallahi çok güzel olur ya. Ne acaba? Biz bir konuşalım hocam, bir şey yaparız. İyi konuşalım hocam. Arkadaşlar devam ediyoruz. Sen bir üstünü
atalım şöyle. Senin terledin falan ya şimdi üşürsün. Şimdi bak gördün mü? Sonunda emeklerimin, çabalarımın hepsinin karşılığını alacağım. Kabul etmeyeceksin. Değil mi aşkım? Ha? Niye kabul etmeyeyim ki aşkım? Gönül verdiğim, sevdiğim işi yapacağım sonunda. O zaman git dağda yap. Dağda mı? Ha. Hem temiz nefes alırsın, böyle ferah ferah zihnin falan açılır. Mükemmel olur yani. Ha? Ne diyorsun Meniciğim? Anlamıyorum seni. Ay ben de anlamıyorum ne dediğim ya. Anlasa da işte kıskanıyorum seni. Kimden? Nasıl onu küçüğüm dişlerden. Ya görmüyor musun şunlara? Nasıl bakıyorlar sana? Aman. Ya Meniciğim onlar bana değil, benim yaptığım işe bakıyorlar. Emin, harikaydın. Kasların muhteşem görünüyor. Ne oluyor ya? Sen kimsin? İzinsiz girmeye çalıştığın kas bahçesine sahibim tatlım. Pardon, anlamadım. Sevgilisiyim diyorum. Ay pardon. Fıkra gibi çiftsiniz gerçekten. Biriniz deve, öbürünüz cüce. Ay bana bak sen. Sen aklın sıra benim boyumla dalga mı geçiyorsun? Baksana bir şey soracağım. Siz bodur tavuklar hep kendinizi piliç sanıyorsunuz değil mi? Bana bak Safinaz, şimdi seni öyle bir şey çeviririm ki anlamaz. Hiç duymuyorum ki seni. Doğal tabii canım, doğal. Yaş ilerledikçe kulaklarda da sıkıntı olabiliyor değil mi? Yok, ondan değil. Aramızdaki mesafeden duymuyorum. Dur bir merdiven getirsinler sana. Ne söyleyeceksen öyle söyle. Ya kızım ben seni var ya... Ne oluyor ya, sen kimsin? Gökçe ben. Az önce duyamadığın kızın ablasıyım. Ve sana bir sır vereyim mi? Ben dayak atmayı çok severim. Gökçe yapma, Gökçe yapma. Gökçe tamam, Gökçe valla. Sen karışma. Ya. Pampa, sen bu kiremitleri kafanla kır, ben de burnumla betonu delmezsem ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben Ruhi'yle ustama güveniyorum. Baksana nasıl da odaklanmış. Sanki ruhu başka bir yerde, bedeni başka bir yerde. Kızım ben de ondan korkuyorum zaten. Ya sizce de kafasını kırmadan biriketleri kırabilecek mi? Bir şey olmaz yarın, bir şey olmaz. Biz Adana'da güneşe kafa ata ata geziyoruz. Yani bize bir şey olmadıysa kirememe de bir şey olmaz. Ben çok gerildim şu anda. Pampa, kafan kalın ama o kadar da değil. Hayır! Dur! Güneyime kötü örnek olacaksın. Devam. Hay! Aha gitti adam. Kirbe! Boha. Ne diyor? Ben çok kötü oldum diyor. Hiçbiri kırılmadı ki. Evet. Şov bitti. Hadi oğluşum. Bizim şovumuz başlasın. Hadi gelin. Hadi bakalım bir. Gömek kokmasın. Hayır usta. Oğlum. Usta. Ay. Soko. Soko. Hava Tosko. Ay. Kirve. Hava Soko. Hava Tosko. Oğlum. Nasıl böyle babayla sahillerde gezmek? Süper değil mi? Sen daha büyüğü biz neler yapacağız? Neler 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 yapacağız seninle? Oğlum benim. Bak bak bak. Bütün ilgi bizim üstümüzde görüyor musun? Bu hayatın boyunca böyle devam edecek oğlum. Bu saat olmuş zaten. Bu saate kadar bekler mi insan ya? Benim gibi olacaksın ama daha vakti var. Şuna bak, şuna bak. Bu ne? Bu ne? Ne ya? Bu nasıl bir tatlılık ya? Heh, tatlıyızdır biraz. Allah'ım ben seni yerim. Ay, yalnız dokunmuyoruz lütfen. Yiyebilir miyim? Yok maalesef, maalesef. Ya, ama çok tatlı. Evet, ben yaptım. Size benziyor zaten.
güzelliğini annesinden, karizmasını benden almıştır tabii. Ya yenge tamam akşama yap da bak ben sana söyleyeyim mi? Botoksa falan ihtiyacımız yok. Gözlerini keseceksin. Mavi, maviş. Annesinin gözleri mavi mi? Yok efendim benim gözlerim olur mu öyle şey? Ya tabii ki annesinin gözleri mavi ve dünyanın en güzel mavisi. Çok şanslı kadınmış kendisi. Aa onun. Kız bir düzey değil mi? Oynamıyoruz, oynamayalım. Ah, yıldız çocuklu adam avcısı karılar en tehlikeli grup. Kuzeyin etrafını sarmış. Ay bunun burnu da çok tatlı. Oh. Allah'tan benim burnuma benzemiyor. Annesininki gibi hokka. Ama size kendinize haksızlık etmeyin şimdi. Sizin de çok karakteristik bir burnunuz var. Oh. Öyle mi diyorsun ya? Bak öyle deyince hoşuma gitti birdenbire. Allah. Ay canım benim. Burcu gülünce de çok güzel güler ama değil mi? Gülmez mi? Annesi de öyle güler ama. Çok minnoş güler. Çok minnoş bir insandır annesi. Kuzey! Oynama. Aa geldi minnoş. Kuzey dedim! Kaç ulan! Kaç şuradan, kaç! Kaç! Ne oluyor burada? Ne oluyor ola? Ne olacak aşkım? Çocuğumuzu, güzel ordumuzu tanıtıyorum. Ben bu tanıtım filminden hiç hoşlanmadım ama. Ha? Hiç hoşlanmadım. Ha sen onları diyorsun. Onlar Güney'imizin fanları. Güney Mollaoğlu TC. Sadece oğluşumuzun mu? Evet, çok tatlılar ama. Öyle mi? Siz ne yaptınız Mavişim? Ne oldu? Apar topar kayboldunuz. Hiç. Birkaç küçük işimiz vardı. Sen niye çıktın dışarı ula? Sen niye dışarı çıktın? Daha dün ne oldu? Çocuk ateşler içinde yanmadı mı? Etrafta mikrop var. Başına bir iş gelebilir, hastaneye olabilir. Ya olur mu aşkım? Kimse çalamaz çocuğumuzu. Bak ben içeriden bağladım. Ne çalması ula? Onu mu diyorum ben? Nazar değebilir diyorum. Aha hem göz dolu etraf. Nazar konusuna da katılmıyorum. Çünkü ne burada ne ve çocuğumuzda nazar boncukları var. Allah'a şükür korur. Kim gözlerin nereden geleceği belli olmaz. Haydi oyalanmayın artık. Pardon biz rahatsız ettik galiba. Siz bizi rahatsız edemezsiniz hanımefendi. Siz bizi rahatsız edemezsiniz. Haydi. İyi günler. Bu arada yanılıyorsunuz beyefendi. Oğlunuzun minnoşluğu hiç de annesine çekmemiş. Ama sizin gibi çok beyefendi. Oğlunuzun minnoşluğu. Siz beni bir yakından tanısanız hanımefendi. Ne kadar minnoş olduğumu anlarsınız. Ama beni yakından tanımanız lazım. Tanımasınlar. Onlar da gidiyorlardı zaten Mavişim. Gel biz de şöyle ayrılalım. Hadi. Bundan sonra el gördüğünüz çocuklu adamı sahipsiz bellemeyin. Tamam mı? Anladınız mı? Hadi şimdi basit. Basit. Dışarı, dışarı, dışarı çıktım ulan. Niye dışarı çıktın sen? Eve gidelim ben göstereceğim sana ne olduğunu. Mavişim oğlumla bizim cazibemiz öldürücüyse biz ne yapalım artık? Bak, arkadaşlar, arkadaşlar. Kavganızı balla bölüyorum değil mi? Akşam için hazırlık yapacağım. Hacı derin su evde. Hadi akşama görüşürüz bekliyorum tamam. Yenge tamam ben Kuzey'in bir boyun ölçüsünü alayım. Ondan sonra akşam yemekteyiz sizdeyiz. Tamam bak çok kavga etmeyin akşam bekliyorum. Haydi ha. Ay benim oğlum. Hadi. Yürü eve. Bir dakika ya Mavişim sen niye böyle yapıyorsun? Bak sen gelene kadar ben kadınlara seni övdüm ya. Öyle mi? İyi bakalım Kuzey Efendi. Ben de yarın şöyle oğluşumla bir sahil turuna çıkayım. Ondan sonra yanımıza gelen adamları ben de seni öveyim. O zaman tabi olsun. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olamaz. Niye? Aha kusura bakma yani. Ben de şimdi hiç mütevazı olamayacağım. Mütevazı olacak bir zaman değil şu zaman. Yani benim de bir kendi cazibem var. Allah ya vermiş yani. Doğuştan olmuş bir şey bu. Kusura bakma. Mütevazı olamayacağım yani bu konuda da. Yürü. Ay bakışına yandım. Ya bakayım buraya. İşte şimdi dolmuş gibi dolmuş oldu ya. Maşallah. Ay ay. Senin bakışların üstümde olduğu sürece benim sırtım hiç yere gelmez gibi. Haydi bakalım. Bismillah. Perşembe! Perşembe! Var mı perşembeye giden? Amcacığım bu dolmuş perşembeye gider. Daldı mı perşembe yolcusu? Perşembe! Perşembe! Be. Perşembe, perşembe. Var mı perşembeye giden? Perşembe yolcusu kalmasın.
mutluluktan geçer mi peki? Geçti bile! Kurban olurum. Senin o gözlerin bana baktığı sürece benim yolum hep mutluluktan geçiyor. Sarışınım. Aa! Oh my God! Duydunuz mu? Şoförüm bana kenafirimden daha başka bir şey söyledi. Daha paçasını yapmamışsın bacanak. Yaptım yaptım. Paçanın da sınav önce içeri yaptım. Artık gerisini de sonra hallederiz. Ben sana ne aldım? Ne aldın? Aşkım, ulan tam da bundan istiydim ha. İyi ki almışsın. Çok teşekkür ederim. Çok beğendim. Aa. Hadi gidelim onu içeri takalım hadi. Takalım. Hadi Yunus'um gel. Hoppa. Aşkım çok güzel oldu ya. İyi ki almışsın. Teşekkür ederim. Osman, senin faça dediğin benim fotoğrafım mıydı? Evet. Bakışların gözlerin hep üstümde olsun istedim. Ne yapayım? Ayrıca şu an tam olarak üstünde oturmuş olduğun koltuğa da senden başka kimse oturmayacak. Nasıl yani? Ben olmasam bile mi? Aynen öyle. Sen olmasan bile. Çünkü orada sadece senin kokun olsun isteyeyim. Böyle hep yanımdaymışsın gibi. Ay Osman'cığım yani sana da yaramış bu dolmuşçuluk. İyice level atladın. İçinden acayip bir romantik çıktı. Sonunda çok şükür Allah'ıma. bir tane bir küçük bir minik bir eksiğim kaldı. Onu da halledersem dolmuşum böyle tam alacak. Ne? Şu kafamdaki bandana da böyle bir minik gözüm olabilir. Onu alabilir miyim ben? Neden? Ya ver aşkım ver hadi ya, o lazım bana. Ben alırım sana yenisini. Ver haydi. İyi. Al bakalım. Al bakayım. İşte bu. Şöyle. Bir de şöyle. Zaten gönlümdesin değil mi? İnşallah bundan sonra hep gözümün gördüğü, elimin ulaştığı yerde olursun ben. Seni çok seviyorum Gülşen. Vallahi ne olsun size gençler. Sağ ol teyzeciğim, teşekkür ederiz. Sevdiğinde geldiğine göre artık bizi iftara yetiştirirsin değil mi? Şu boş koltuklarda bir de olsun, hemen kalkıyoruz gidiyoruz. Sen makam koltuğuna yerleştiğine göre gerisini bana bırak. İyi iyi haydi bakalım. Perşembe! Perşembe! Haydi çabucak dolmuşun içerisine binin de bir an önce gidelim iftar etmeye. Perşembe! Gel buraya gel. Gel haydi. Ay. Aşkım tut beni. Gel. Ay. Gel. Vallahi çok iyi kahve yaptım ha. Uy. Anam uyudu. Uyudu ama zor uyudu ha. Uf. Sen ne yapıyorsun öyle pür dikkat? Neye bakıyorsun? Şu akıllı bilekliklere bakıyorum aşkım. Yani bebek için olanı var mı diye. Allah Allah. Ne diyeceksin ha onu? Güney'in başına bir şey gelirse bulalım diye. Ya sen niye buna bu kadar taktın? Ne gelecek oldu şumuzun başına? Aşkım dünyanın bin bir türlü hali var yani, ne olacağı belli olmaz. Tabii. Sen kadınlara takılıp gözlerini oğlumuzun üzerinden ayırırsan olabilir tabii yani böyle şeyler. Aşkım biraz haksızlık ediyorsun ama ben o kadınların güneyimize dokunmasına bile izin vermedim yani. Kuzey ya var ya böyle gördüm böyle kadınlar etrafını gördüm böyle kan beynime sıçradı. Canım alışsan iyi edersin. Ben de oğlum da artık kadınların radarına takılıyoruz. İyi bakalım ben daha şöyle bir radarlı yoldan yarın sahil yolunun oğluşumuzla beraber şöyle bir yürüyeyim. Bakalım bizim de radarımıza oğluşumuzu sevmek için bazı adamlar takılıyor mu? O adamların ağzını burnunu kırdırırsın bana ama. Yapacak bir şey yok. Sen de alış. Senin de alışman lazım yani. Yapacak bir şey yok. Yıldız. Mavişim sen bana çok mu kızdın? Kızmadım, kıskandım. Ama benim gözüm senden başkasını görür mü ya? Oh hey. Ne oldu ya?
Kuzey, aa orada biri mi var? La Ruhi mi o? Ha, hareket de etmiyor. Bir şey mi oldu acaba? Ya bütün gün kung fu yaptı ya, kung fu yaparken kafayı kırdı, kafa gitti herhalde. Uy Kuzey, aha gidip bakalım ha. Dur dur, sen çocuğumuza mukayyet ol, ona bak, ben gider bakarım. İyi tamam. Küçük Pampa. Ruhili. Sensei. Pampa vallahi kusura bakma, sen çok derinlere dalmışsın. Bunu yapmazsam olmayacak. Ne oluyor lan? Kusura bakma, çok derinlere dalmıştım Pampa. La vurayım pislik. Afan gitti sandım. Ot gibi oturuyorsun karşımda. Ot olmayı bile beceremem ben. Onu bile beceremem. Ot olsam toprak bile kabul etmez lan beni. Ne alakası var lan? Sen benim hayatımda gördüğüm en çiçek gibi, bal gibi adamsın be. Öbür pampamdan sonra gördüğüm en saf adamsın. Sen şuna salak desene. Düpedüz salak da işte. Poyraz haklıydı. Eski peynirci. Çakma Leon'un tekiyim lan ben. Hayır efendim. Leon'un haslısın sen. Gördüğüm en tertemiz tetikçisin sen be. Yalan konuşma Kuzey. Kimseyi vurmayan tetikçi mi olur lan? Öyle boş sıka sıka gezeyim ortalıkta. Belki de hümanist bir tetikçisin, ne biliyor? Ne tetikçiliği becerebildim, ne dövüş hocalığını becerebildim. Hiçbir işe yaramayayım lan. Küçük Matilda'm haklıydı. Tuz ruhuyum ben, buru sıkı ruhuyum. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi kiremitleri kıramadın diye mi bu kadar bozuldun? Ulan görmedin mi? Patır küdür kırdı herifler. Salaklığından kıramadım ben. Salaklığından değil canım. Saflığından, temizliğinden, hile yapmadığından kıramadın. Nasıl yani? Ne hilesi lan? Oğlum, onlar mermerlerin altını daha önceden çizmişti. Hile mi yaptılar yani? Yaptılar tabii. Mermerlerin altını çizdiler, zayıflattılar. Ondan sonra pata küte kırdılar. Sen ne yaptın? Gittin kiremite kafa attın. Tabii ya. Benden güçlü oldukları için değil. Lan benden nasıl güçlü olabilir onlar? Benim gibi bir kas kütlesinden daha güçlü nasıl olabilirler Kuzey? Tamam, o kadar da şey yapmayalım, abartmayalım da. Pampa, çok sağ ol lan. Hakikaten lan, sen olmasaydın özgüvenim o parça pinçik edilmiş mermerler gibi olacaktı. Oğlum pampalar ne günler için lan? Ya pampa demişken bizim öbür pampamız nerede? Bak Naide barışalım diye çağırdı bizi ama siz hepiniz bize gelin, bizim eve gelin. Sen çağırabilir misin Sefer? Siz hala küssünüz değil mi? Bir de ben araya gireyim. Ben arayayım bakayım ne diyecek. Tamam ama çok üstüne gitme. Bir iki gün içinde onun siniri geçer zaten. Ya sen kırılacak adam mısın Kuzey? Kırılacak pampa mısın sen? Ne diyeceğim? Sen Şincik Sefer'i boş ver de küçük pampana odaklan. Bak Şincik, ben onlara neler yapacağım. O hilebazlara neler yapayım gör Kuzey. Ciddi ciddi bayağı kırıyorlar zannettin yani. Yani Kuzey... Oğlum bu zamanda bu kadar salak, saflık fazla lan. Hadi gel. Gel hadi gel. İyi ki varsın lan. İyi ki varım lan. Vallahi iyi ki varım ha. Ben olmasam ne yapacaksınız lan? Ben güzel kalacaktım işte burada. Oturayım mı öyle? Sakal büyük, iyi olmuş. Değil mi? Bundan sonra böyle mi gezsem lan? Yok. Ben bir an baya baya evlenme teklif edeceğini sandım. Yalnız senin şu an gülüyor değil, dişini yolman lazım. Neyi? Bana nasıl evlenme teklifi edeceğini. Yani üzerinde düşünülmüş, özgün bir şey olması lazım, anladın mı? Hadi ya. Çıta o kadar yüksek mi ya minişim?
hamsi kurbanı, gözde hiç bakmayısın. Bize hamsi kurbanı, gözde. Hamine, sen şimdi ne yapıyor musun? Ablamı ara ve... Efendim. Ne zaman otururuz sevdum lan biz dize bay. Tamam, yok bir şey. Yok bir şey. Hayatım ne oldu, arkaya dönüp dönüp bakıyorsun, bir şey mi oldu? Yok aşkım ya, şey ücretini vermeyen var mı yok mu ona bakıyorum da ben. Baba mı sorayım ona? O abin nişanı, haydi haydi haydi. Evet doğru söylüyorsun. Ücretini vermeyen, verip de üzerine alamayan bir derdi, bir sıkıntısı olan var mı? Hayır ben vermemiştim, bir dakika veriyorum hemen. İyi olur ablacığım, bedava bedava oturmayalım lütfen. Gerek yok, ben şoföre veriyorum. Aldım zaten. Ay ne şifal. Rüya ha? Hayırdır Kenafir'im, ne oldu, bir şey mi oldu? Yok bir şey aşkım. Sen çek sağa. Fulya demek ha? Efendim? Sen utanmıyor musun be? Bu ne bu? Pardon da sana ne, versene parayı şoföre. Osman sağa çeksene ya. Çektim çektim, durdum. Yaptığından utanmıyor musun ya sen? Ha? Al sana para, al. Ah ne yapıyorsun sen be terbiyesiz? Ben şimdi sana terbiyesizliği suratını çizerek gösterirdim. Ama ve lakin dua et, oruçluyum. Allahu Teala'nın yolundayım. Gökçe ne oluyor orada ya? Sen karışma Osman, sen karışma. Hadi aç diyorum hadi. Bilmiyoruz ne yapacaksın? Hanımlar ne oluyor orada ya? Osman sen karışma dedim, bu dört oldu. Aşağı. Hayırdır kardeşim? Varsa bir durum yapalım, açık oturum. Sen hiç merak etme kardeşim. Ben zaten kendilerini bizatihi kendim paketliyorum. Haydi naş, hadi. Deli bunlar galiba. Yürü inelim Fulya, yürü. Hadi. Seninle tekrar karşılaşacağız. İnşallah anam, inşallah bacım. Ama o güne dek elveda. Hadi dışarı, hadi. Çık dışarı dedim. Hadi naş, hadi. Topukluyla giriyorlar minibüse. Ya Gökçe hayırdır, niye gönderdin insanları? Boş ver Osman'cığım, boş ver. Zaten onlar bu yolun yolcusu değil, başka bir yolun yolcusu. Topuklu ayakkabıyla binilir mi dolmuşa ya? İyi tamam ya, kusura bakmayın bu arada. Hiç ya, çok özür dileriz hepinizden. Umarım bizleri tekrardan tercih edersiniz. İyi yolculuklar dilerim. Kusura bakmayın. Sana da bir muavin şart oldu. İyi haydi bakalım. Nasıl ya? Gözünüzün önünde kafa attı pirketler, öyle mi? Of evet. Ve sonra Çince bir şeyler konuşmaya başlayıp bayıldı. Ulan desene kafayı kırdı ya. Evet ben hazırım. İsterseniz yavaştan çıkalım, iftar saati de geliyor. Nereye gidiyorum? Oğlum hani iftarı burada yapacaktın? Unuttum ya. Aa, senin haberin yok mu? Neyden? Mete'ye iftar yapmaya gidecektik. Mete haber vermedin mi? Ha şey ben onu unutmuşum ya. Alibo seninle başka zaman ağırlarım artık. Lan yok oğlum, iki iş olmasın işte. Şimdi gelin çıksın aradan. Ha yok şimdi yemekler falan sayılı. Sen de patron adamsın, ayıp olmasın. Ben seni başka zaman ağırlarım. Tamam kardeş tamam. Siz de öyleyse gidin tamam. Olmaz öyle şey. Yani sonuçta aramızda yabancı yok. Biz ne varsa elimizde bölüşür yeriz değil mi Mete? Olur ya tabii, neden olmasın. Hadi hep birlikte gidelim Halibo, hadi. Eyvallah sağ ol ciğerim, sağ ol. Hadi patron. Benim zaten işim var, bir randevum vardı. Ben onu hallederim. Size hayırlı iftarlar, afiyet olsun. Hayırlı iftarlar. Abi neden çağırmıyorsun ya? Oğlum ne yaptın lan, ne yaptın? Ben teklifimi yaptım ya, sonuçta kendisi kabul etmedi. Ses neydi lan? Ha Serkan ya, benim arkadaşım. Bizi iftar için almaya geldi. Kızlar gelmedi daha.
Onlar Osman'la birlikte gelecekler. Tamam o zaman. Hadi gidelim. Efendim babacığım. Nerede kaldınız Feride? Seferlere iftara gideceğiz, sizi bekliyoruz. Babacığım söyledim ya, biz metelere gideceğiz iftara diye kızlarla. Başka kim var? Hikmetli Şükür abi var. Tamam, dikkatli olun. Gece geç olmadan da dönün. Tamam tamam, merak etme babacığım. O ses ne? Arabada mısın sen? Evet babacığım, gittiğimizde arayayım mı ben seni? Tamam ama bak dikkat edin. Tamam babacığım, görüşürüz. Ha baba, bu arada seni çok seviyorum. Ben de kızım, ben de. Bir şey diyeceğim. Oy. El birliğiyle muhteşem bir eser yaratmışsınız valla. Ay abi dalga geçme ya. Baksana hiç acımadılar çocuğa. Yumruğu gözüne sen patlatmadın mı? E senin yüzünden gaza getirip durdun beni çünkü. Yalnız sana bir şey diyeyim mi? Senin şu ettiğin insan düşmanla etmez ha. Desene abimin hıncını çıkardın. Oy bak abim dedi. Aha abim dedi. Keşke zorla böyle kolundan tutup getireydiniz abimi ya. Ah bacım gelmiyor ki ya. Vallahi pampasına çok fena küsmüş. Allah Allah, niye küsmüş? Ne yaptık sanki? Onun yerine mehterbaşı oldum o kadar ya. Ya olmasaydın aşkım, ne var olmasaydın ya? Ne heves etmişti abim. Aman seferimi biliyorsunuz ya. Üzülmeyin boşuna. Birkaç güne barışır o. Barışmazsa zaten iki gün içinde ben zorla barışacağım onunla. Yeter artık. Pampa. Hadi tut lan. Aman oyun başlıyor. Ay Allah'ım ha. Bitir lan. Ula etmeyin ha, şimdi bak aksilik olacak ha. Cazım tut. Hop. Sıra bende. Dur ben de giriyorum. Hadi at. Çekil lan üstünden. Biz bununla niye evlendirdik seni ya? Ne ona kız falan işte. Al. Kuzey Moğoloğlu. Servis atış. Ah. Olmalı. Hadi bir daha. Serbest atış. Vay be. Adam güzel. Tutamıyor. Allah. Burnunu vurdu. Kocaman ya. Bak şimdi pampa. At sen at. At. Deli. Hadi bir daha, bir daha. At. Oh. Oğlum senin basketbolunda bir problem var. At. Baba helal olsun ha. Bak şimdi. Ruhi Jordan, senin ağzının içine smaç basacak pampa. Aç ağzını. La oğlum saçmalama abi, öyle bir şey yok bu oyunda. Ne smacı ya, manyak mısın sen? Şaka ettim. Dur. Uy. Aç ağzını, aç 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 aç. Helal be! Helal be! Doktor ne yaptı? Ne yaptı be? Vallahi bravo yani, bravo. Çay isteyen var mı? Çay boyayı. Valla içeriz abla. Hadi. Tamam aynen. Ben bana çok güzel. Aşkım, ne oluyor ya? Enişte. Uy, ne oldu? Oğlum boğazına mı kaldı? Kuzey, ne kaldı? Ay bir şey oldu abi. Oğlum boğazına kaldı. Enişte. Kuzey kalk, kalk, kalk. Bir şey yapmış. He? Ay, ağzını aç. Aç ağzını aşkım. Şu şöyle bir yaptığımızdan çıkacak. Aç ağzını aç. Aç mıydı? Kurban olayım ya, ne oldu? Bismillah. Aşkım aç, aç. Tamam kaldırın, kaldırın. Ne? Adamı kaldırın. Adam gülüyor. Lan. Pemlik manevrası yapacağım ha. Çabuk. Böyleydi. Hadi. 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 Hadi bir daha. Çıktın mı, çıktın mı? Çıkmadı. Bırak değil mi Yıldız, ben ya. Ya neyi bırakacağım? Ya Ruhi dur ya. Bırak Ruhi, bırak. Lan bırak, hemlik yapacağım diyor. Bırak sana. Ruhi. Bırak, hemlik yapacağım. Ya bir dakika, olmuyor öyle. Çekilin ya, çekilin. Hemlik yapacağım diyorum. Bir dakika bir durun, ben orada Smackdown yapacağım. Ne? Geç. Ne istersin? Yapmasın, yapmasın. Hayır, ya orada Smackdown yapacağım diyorum, anlamıyorsunuz mu? Bak adam kaçıyor, kaçma buraya. Bekle. Orada Smackdown! Oy, ne oldu, gitti mi? Oh. Çıktı mı? Çıktı mı, uçtu? Çıktı değil mi? Çıktı. Ama iki tane de kaburgam kırıldı. Ya o kadar olsun ya. Fındık çıktı en azından. Olsun aşkım, iyi yönden bakalım. Uy kardeşim, Allah razı olsun. Abla ne demek her zaman. Ay, sağ olasın. İyi misin aşkım? İyiyim. İyiyim de ablalı kardeşli. İyi dövdünüz beni. Olsun olsun, iyi yönden bakalım.
Ya aslında yani aha şu kıvraklıkla hemlik manevrası birleşince bir güç olacağını düşünmüştüm ama olmadı. Olmaz tabii. Kurstaki çocuk bu kadardı. Ben 3 metreyim. Olur mu? İyisin değil mi aşkına? Aha dur sen. O kim ya? Bilmiyorum aşkım ama ordu numarası. Efendim? İyi akşamlar. Ben polis memuru Hamdi Karabacak. Ordu Devlet Hastanesi'nden arıyorum. Buyurun. Feride Moğluoğlu neyiniz oluyor? Kızım. Kızıma bir şey mi oldu? Hemen hastaneye gelmeniz gerekiyor. Kızıma bir şey mi oldu? Ne? Kuzey, kızlara bir şey mi olmuş? Kuzey Bey, bir trafik kazası olmuş. Ne? Feride Moğluoğlu hayatını kaybetti. Başınız sağ olsun. Abi. Kuzey. Kuzey. Rüzgar oldum da uçtum dalgaların boyunda. Sevdiğim Karadeniz dağların kucağında. Kimden çeçalındım bir gökte yıldız altında. Hava soğuk soğuk.